Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emin Başbayan. Kanalı takip eden arkadaşlardan sürekli aldığım bazı istekler vardı. JavaScript kısmında. Hocam API'den bir veri alıp bunu kullanabilir miyiz? Bunun yapılışını gösterir misiniz? Ve bir de gelen ürünü local storage'e kaydetmek istiyoruz. Bunu da lütfen anlatır mısınız diye. Bunun üzerinde çalıştım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bu shopping kartı yaptım. Bir önceki yaptığım videoda basit olarak anlatıyordum. Bu videoda ise biraz bilginizin olması gerekiyor. O yüzden e, javascript bilginiz falan yoksa bu videodan pek de bir şey anlamayacaksınız. Local story'e e kaydettik. Yani bir sayfa yenilediğimiz zaman kartı eklediğimizdeki bilgiler gitmeyecek. Nasıl yani hemen gösterelim. Şimdi ben indim aşağıya hover'da zaten. Direkt buton çıkıyor. Tıkladığım zaman bakın geldi ve tıkladığım kartı eklediğim ürün bilgileri de bu şekilde geldi. Mesela buna geldim. Desk yazıyor. Yani desk değil de bu. Hani e, bunlar random isimler. O yüzden bunlara takılmayın. Bak fiyat bilgisi geldi. Ben tıkladığım zaman buradaki sepetimdeki toplam fiyatı burada bana e, toplayıp burada gösteriyor. Ve sayısını da aynı şekilde arttırıp azalttığım zaman bu şekilde gösteriyor. Şimdi bakın ben tıkladığım için karta. Burada artık tekrardan ben buna tıklayamıyorum. Burada da zaten içerisinde kaç tane ürün varsa gösteriyor. 4 tane ürün var diyor. Çünkü bunlar 2 tane var. Evet 1 dedim. Bu 3 dedi. Buna tıkladığım zaman tek tek siliyor ve total dedi. bu şekilde değişiyor. Clear dediğim zamansa hepsi bu şekilde sıfırlanıyor. Ve tekrardan ekleyip bakın şu an tıklayamıyorum buna. Ama silersem bu şekilde tekrardan tıklanabilirlik bir hal almış oluyor. Evet bir de şunu da göstereyim. Lokal storage'e kaydettiğimizi söylemiştim. Yani biz mesela 3 tane ürün var. Buraya bu şekilde lokale kaydettiğimiz için tekrardan yenilediğimiz zaman sayfaya bakın ürünlerimiz duruyor ve hiçbir şekilde kaybolmuyor. Bunun da anlatımını güzel bir şekilde elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şu an hemen videoya geçmeden önce e, sizlerden şunu söyleyeyim. Bir de şeyimiz var. Neyimiz var? E, abone olun onu diyecektim. Hemen unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar abone olun. Yeni videolar zaten elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Burada güzel bir şekilde e, pekiştirmeye çalışıyoruz. Bir de anlamadığınız yerler varsa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Çekinmenize gerek yok. Yani ben cevaplıyorum. Ben görmesem diğer arkadaşlar da yardımcı olan arkadaşlar da var. Yani gerçekten bilgi paylaştıkça çoğalıyor arkadaşlar. O yüzden yani bilginizi kıskanmayın. Yorumlarda da bir arkadaş anlamadığı varsa onu da siz yardım etmeye çalışın elinizden geldiğince. Şimdi şurada bir can alıcı daha nokta vardı. Onu anlatmayı unuttum bakın. Biz ee, bu projede ne yaptık? Tıkladığımız zaman bakın şu şekilde linke gidebileceğiz. Yani canlıyı alma olayını da gösteriyorum. Burada da artı bir bonusu var. Canlıyı alma arkadaşlar tabi ilk başta videoda izleyen ve çıkan arkadaşlar burayı görmedi burayı e, hemen yani unuttum aslında canlı alma olayını gerçekleştireceğiz yani gitab atacağız gitabdaki link, linki netlify aracılığıyla canlı alacağız siz bu linki alıp gitabınıza koyduğunuz zaman arkadaşlarınız veya sizin gitabınıza giren İnsanlar buradan tıkladığı zaman direkt yaptığınız çalışmayı görecek. Tabi siz bunu kendinize göre revize edebilirsiniz. Hemen videoya geçmeden önceki diğer hatırlatmak istediğim şey ise. Videoyu benimle birlikte arkadaşlar yazın. Eğer anlamadığınız yerler olursa yine de yazın. Yazın çünkü biraz pratik yapmanız gerekiyor bu konuda. Sonra tekrardan dönüş yapın bir daha yazın. Yani video bittikten sonra tek tek bakın. İçinde yazdığım metotlar nasıl yazılıyor anlamadığınız yerleri internetten araştırın. Bu şekilde öğrenmeye çalışın. Yani ben anlatmadım diye hani şey yapmayın. Kendiniz araştırın. Çünkü biz e, bu yazılımcılar, geliştiriciler bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Sürekli araştırmamız gerekiyor. Bunun için de e, yani yılmamamız gerekiyor. Hep birlikte bunu aşacağız umarım. Neyse çok uzun konuştum. Canlı alma var, lokal sürece kaydetmek var. Ondan sonra API'den alma da var. Daha ben ne yapayım? Yani siz istediğiniz diye yapıyorum. Devamı da gelecek tabii ki. Yani önemli olan burada zaten öğrenmek arkadaşlar. Dediğim gibi bilgi, bilginin paylaştıkça çoğaldığına inanan bir insanım. O yüzden elimden geldiğince de bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum zaman buldukça. Evet tekrardan hatırlatıyorum abone olun, e, abone olun ve yorum kısmında belirtin bir de like atın hemen geçelim videoya şimdi şimdi ne yapacağız bir tane temiz bir klasör açacağız diyeceğiz ki buna shopping cart evet shopping karta diyeceğiz vücut studio kod kullanın arkadaşlar yani bunu öneriyorum lütfen vücut studio kod kullanın başlangıç için gerçekten Tabi sonraki farklı idelere geçebilirsiniz. Ama daha iyi anlamak istiyorsanız Video Studio kod kullanın. İster buradan ister de şuradaki Shopping Cart kısmından sürüklerseniz yeni açtığımız klasörü bu şekilde klasörü ideye eklemiş oluruz. Tıkladığımız zaman burada bir tane index klasik dosyamızı açalım. Ünlem Enter direkt bu zaten klasik Visual Studio kullanıyorsanız eğer bu direkt size varsayılan olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştırayım kodları daha güzelce görün diye. Buraya da yazacağız ki Shopping kart yazdık. Şimdi biz şuraya Hay yazalım bakalım gelmiş mi? Open with live server. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Siz de kullanın. Bakın şuradaki extensions kısmından live server deyip burada bak benim indirdiğim bu. Bunu indirin. Tamam mı? Sonradan tekrardan kapatı veya buradan e, reload kısmı çıkar zaten veya şey yaparsınız. Kapatıp tekrar açın. Sonrasında html dosyasının içerisinde sağ tıkladığınız zaman open with live server diyor. Buraya tıkladığımızda bizim Liveda açacak. Yani biz kaydettiğimiz zaman otomatikmen bunları kapatayım. Kapatalım. Evet hi projemiz çalıştı. Şimdi bu Netlify'daki kısımdı. Biz de gelelim buraya my diyelim. My shopping cart diyelim. Evet görüldüğü gibi. Şu anda bizimki My Shopping Cart. Benim önceden tasarladığım ise buradaki Shopping Cart'tı. Biz bunu bu moddan çıkartalım. Şöyle masaüstü modunu alalım ki daha iyi görelim. Şimdi öncelikle header kısmını yapacağız. HTML'lerini yazacağız. Hemen başlayalım o yüzden. Siz de benimle birlikte yazın arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle bir header start diyelim. Tabii bunu kopyalayalım. Bir de altına end kısmını açalım ve içerisine girelim. Bir tane header kısmında bir class açalım. Şu ünlem koyduğumuz zaman renklendiriyordu. Bunu da hangisiydi e, onu hatırlayamadım ama şu büyük ihtimal. Evet better comments istediğimiz zaman bakın ünlem soru işareti işte yıldız falan koyun diyor, farklı farklı renkler alıyor. Bunu da öneririm. Bu da güzel bir extension oluyor. Evet hemen header'ımızı açtık. Şöyle aşağıya bir alan açalım. Header'ımızın içerisine gireceğiz. Hemen şurada diyeceğiz ki header araya. Nokta container açacağız. Hemen içerisine bir tane navar açacağız. Şöyle bakalım. Hatta şöyle de yapabiliriz aslında. Şöyle genişletelim. Evet şöyle iyi. Şöyle geçiş yapabiliriz. Şimdi baktığımız zamansa bakın bir sol bir tane orta bir de sağ tarafta var. Hemen bunu şey yapacağız. Ne var? Left. Açacağız içerisine middle. içerisine değil ayrı bir tane yine ne var? Left. Alt alta ben hızlı bir şekilde kopyaladım. Şimdi middle ve right dedik. Hemen left'in içerisine girdik. Left'in içerisine diyeceğiz ki bir tane buton açacağız. Butonun klası olacak. Klası da btn. Bitiyen... Şunu kapatayım da bu çok saçma durdu burada. Klasın. Şöyle yapalım. Şu kodları iyi görmenizi istiyorum o yüzden. Evet btn bar dedik. İçerisini bir tane iyi açacağız. Yani şunu yapıyoruz şu an. Class dedik. Ve fasfa bars dedik. Okey. Şimdi left'e yaptık. Yeniledik. Evet buraya gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü bizim bu fasfa bars klası nereden geliyor? Font geliyor. Hemen. Font Evsum CDN diyeceğiz. Bir de CDN.js'den bir link verecek. Biz de bu linki buradaki Takıyla birlikte alacağız bakın link tak dedi. Hemen şuranın üzerine geleceğim yine bir comment açacağım ve diyeceğim ki font Evsin. Evet. Buradan şuraya kadar sileceğim. Sadece şu href kısmı kalacak. Bakalım çalışacak mı? Evet çalıştı gördüğünüz gibi. Tak kısmını kopyaladıktan sonra dediğim gibi sadece şu href linki kalana kadar silebilirsiniz. Bootstrap de kullandık arkadaşlar. Onu da söylemeyi unuttum. Bootstrap kullandık. HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript kullandık. Aynen başka da bir şey kullanmadık. Yani bunlar da zaten klasiktir. Temel düzeydir. Bunları da güzel bir şekilde bu projede kullanacağız. Fast, fa bars dedik. Bas, fa bars sonra Ortadaki logo yapalım. Logo'ya geçelim ve diyelim ki ne var middle demiştik. Buraya bu middle'ın içerisine nokta logo dedik ve logo açtık. Right kısmına geçelim. Right kısmında da şu şekilde bir tane butonumuz olacak. Ve butonumuzun içerisinde de bazı yapılarımız olacak. Hangi yapılar var? Şu e, yukarıdaki görüldüğü gibi item içerisinde kaç tane item olduğunu gösteren bir e, spanım olacak. Bir de şu ikonumuz olacak. Bir butonumuzu açacağız ve diyeceğiz ki class diyeceğiz cart btn sonra type'ı buton olacak data bc toggle bu bootstrap e, attribute bunu hemen of canvas deyip bunu kullanacağız sonra data bs target bu da of was right video durdurup Siz yazabilirsiniz arkadaşlar bir span açacağız span klası kart items olacak bu klas ismini ben JavaScript'te kullanacağım aynı şekilde kart biten klasını da yani bunu seçmek için kullanacağım zaten bunları dememe gerek yok o seviyeye gelmişsinizdir önceki videolarımı izlemişseniz i nokta deyip bunun klası da fasfa kart shopping dedik kaydettik baktık Evet bakın buraya da gelmiş bulunmakta sıfır yazıyor içerisinde lakin bu çok kötü gözüktü Tabii ki bunun CSS'lerini biz tek tek yazmayacağız bunun CSS'lerini Hatta şöyle oluşturmayayım geleyim bunun altına diyeyim ki link CSS deyip bu şekilde oluşturalım. Sonra CTRL e tıkladığımız zaman zaten bize oluşuyor. Ben kitaptan alacağım. Bunu da zaten açacağım. Siz de CSS'lerinizi oradan alabilirsiniz. Şöyle geleceğiz. Shopping cart diyeceğiz. Evet buradan buradaki stil CSS şuradaki stil CSS var ya arkadaşlar bunu komple alacağız. Evet ben bunu aldım. Geldim buraya kaydettim. Konumuz çünkü CSS ile alakalı değil. Daha çok JavaScript ile ilgili bir konu. Kaydettim. Evet bu şekilde geldi. Şimdi ama e, düzelmedi. Neden düzelmedi? Çünkü bizim Bootstrap eksik. Bu strepi eksik olduğu için hemen gideceğiz. Burada bu strepi in CSS'ini alacağız. Bakın burada. 5.0 şu anki kullandığımız sürüm. Hemen buradan aldık. Ve indik şuradan aşağıya. Ve dedik ki. Bootstrap. strep. 5 dedik. Altına da bu şekilde kopyaladık. Aynı şekilde sadece şu stil e kadar bu şekilde de silebilirsiniz. Evet baktığımız zaman görüldüğü gibi buraya bu şekilde hizalamış olduk. Güzel. Şu klaslara neden yaptı yazdık? Mesela şu of canvas right. Of canvas kullanacağız şeyde. Bu strepte onu da zaten aşağı inince anlatacağım. O ee, şeye ID'si of canvas right orana git onu aç diyecek yani şurada olduğu gibi. O yüzden butona biz onu verdik. Onu da açıklamış olayım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yukarıyla işimiz bitti. Şurayı oluşturacağız. Burayı oluşturup Şimdi biz neden ben başta bununla başladık? Şurayı silelim. Şöyle. Yani HTML'leri de verseydin sadece JavaScript yapsaydın diyebilirsiniz. Yalnız ben burada hani elementleri yazdığımız buradaki elementleri görün ki JavaScript kısmında biz onlara ulaşacağız. Kafanıza bir şeyler olursun. Yoksa kopya yapıştır olunca sizi daha hangi HTML etiketi hangisi hangi selektörle biz hangisine ulaştık onu algılamayabilirsiniz normal bir şekilde. O yüzden burada uğraşırsak daha iyi algılanacağını düşündüğüm için burada sadece HTML'leri yazıyoruz. Banner start deyip bunu da şöyle end diyeceğiz ve ineceğiz altına. Burada da yine ban, banner araya diyeceğiz sonra bir tane banner açacağız. Banner'ın içerisine nokta banner image. Biz bu klasları zaten yazacağız. Arkada e, bir şeyleri yazdığım için CSS'leri şu CSS dosyasında yazmıştık ya. O yüzden hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel bir şekilde gelecekleri ekrana. Bir tane image açacağız. Bunun klası şey olacak search olacak tabii ki şu anki search'ünü biz atacağız. Şu an alt kısmında ise banner image bu şekilde burayı da kapatacağız. Evet şu anda bu bu tarafa geldi resmi soruyor. Resmi ben şöyle bu image sayfasından buradan alacağım. Bunun da şeyini paylaşacağım sizde. Sonra gelip bizim bu shopping kart var ya başta oluşturduğumuz. içerisine images hemen images diyelim içerisine bu şekilde attım bunu kapattım tekrardan dosyalarıma girdim benden soruyor diyor ki nerede bizim resmimiz ben de diyorum ki burada hoppala bu şekilde geldi güzel bir şekilde yaslanmış oldu banner image açtık içindekileri yazalım şunları hızlı bir şekilde ki JavaScript kısmına fazlaca zaman ayırabilelim. Nokta banner content diyeceğiz. O, o kısma ve yazıları tek tek yazacağım. Şimdi banner content subtitle diyeceğim. Bunların pardon bunlar span olacak. Span. Şu span olacak arkadaşlar etiket. Bunları kopyalıyorum. Aşağı geliyorum ve diyorum ki bu title olacak. Bu da text olacak. Şimdi bu e, şey olacak ismi. Şuradan hatta ben direkt kopyalayayım. Siz yazabilirsiniz. Indoors olacak. Şöyle. Buradaki direkt title'ı ise buradaki yazan yazı olacak. Şöyle alalım. Şuradaki yazı ise isterseniz loremde direkt deyip yapıştırabilirsiniz. Ben aynısı olsun diye bu şekilde yapıyorum. Bakın aynısı oldu bir buton eksik. Onu da hemen aşağıya A etiketi ile açacağım. Buraya diyeceğim ki banner content link diyeceğiz ve pardon bu zaten siz fark etmişsinizdir. Class olacak. Hiref kısmına ise tıkladığında bir yere gitmesin. Şöyle dursun. İçerisindeki yazı da şu see more yazısı. Evet, onu da yazdık. Bakalım. Dediğim gibi CSS dosyasını ben size şeyine vereceğim arkadaşlar. Hiç sıkıntı etmeyin. Burada bu kadar CSS'e hiç uğraşmayacaksınız. Bunu kopyaladığınız zamansa zaten buradaki Poppins e, font ailesinde buraya ekledik. Buradan da yararlanacağız. Hazır bir şekilde. Evet, burayı da oluşturduk. Geldik nereye? Geldik aşağı kısma. Bu kısmı da oluşturalım. Featured product kısmını ve alttaki tek tek product itemları beraber oluşturalım. Şimdi burasında yine product list start olacak. Bir de bunun end kısmı olacak. Çünkü nerede başlayıp nerede bittiğini görelim. Ve diyeceğiz ki nokta product araya. Ve altına diyeceğiz ki container. Burada h2. Bunun klası. Product. Araya title diyeceğiz. Bunun da. Şuradaki yazı olduğunu zaten söylememe gerek yok. h başlıktır. İsminden de anlaşıldığı gibi. Hemen altına ineceğiz. Div diyeceğiz. Bir div açacağız. Bir tane class row. Bu bootstrap klası. Bir tane de id. Bu id de bizim e, hepsine klasla ulaşacağız. Ama buna id ile ulaşacağız. Bir tane farklılık olsun diye burada bir id belirteceğim. Products dom. Yani buradaki products e, products dom neyi temsil ediyor? Şu Bakın şuradan da göstereyim product araya product dom yani buradaki listelerin ana devi diyebiliriz. Ana devi burada bu şekilde oluşmuş. Biz de bunun yani içerisine oluşacağız JavaScript'te. Sonra tek tek içerisine diyeceğiz ki döngüyle alınan bilgileri içerisine tek tek sırala. Olay bu. Şimdi gelelim biz ve buradaki featured product kısmı oluştuğuna göre aşağıda Burada biz bu strap klaslarımızdan oluşturmaya başlayalım. Ve şunu diyorum arkadaşlar. Sürekli pratik yapmanızı istiyorum. Ve bunu yaptıktan sonra arka planda yani ertesi gün veya diğer günler siz tekrardan üzerinden geçin. Yoksa havada kalır. Şu an izleyen arkadaşım sadece izleyen arkadaşlarım illaki vardır. İzlemeyi bırak ve benimle birlikte uygulamaya başla. İçerisine bir class açacağız. Ee, pardon, önce bir div açıp içerisine class açacağız ve buna col lg yani lg'de dörtlük göster, col md 6. Medium'da ise yarı yarıya göster deyip bir bu step class'ını açtık. Sonra içerisine product dedik. Ve product image kısmını girelim. Yani bu image kısmı hangisi oluyor? Şurası oluyor. Bu image'in içerisine biz bir tane image atacağız. Bu image ne olacak? Şimdilik şuraya yazalım. Product yazalım. Alt kısmına eğer resim yüklenmezse alt kısmına product yazmış olalım. Resim kısmına da gelirsek biz şuradaki resimleri alacağız. Şunu almıştık zaten banner'da. Bunu alıp buradaki images kısmına atacağız. Evet görüldüğü gibi resimler burada. Bu da banner bunlar product 1 2 3 diye ben bunları isimlendirdim. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi buraya da geldik. Hmm. Search kısmına image içerisindeki product 1'i bu şekilde yazacağız. Zaten direkt resim buraya gelmiş bulunmakta olacak ve altına hover'da olacaklar. Ee, yani şu hover'da gelen burada bir şey gelmiyor hover'da ama burada alt tarafta gelen kısım var ya burayı da product hover diye biz isimlendireceğiz. İçerisine girip diyeceğiz ki product tabi product title deyip bir tane title açacağız. Tabi bu da span olacak. Şunu şöyle span yapalım. Çünkü bunlar spanla yazılıyor genel olarak. Tabi istediğiniz gibi yazabilirsiniz de. Ne diyelim buna? Title'a işte table diyelim ya. Evet şu anda bak direkt table geldi. Altına şey açacağız. Bunun altına bir tane kopyalayın arkadaşlar. Buraya da para isteyin. Ve fiyatı da kaç olsun mesela burada 258 dolar demişiz. Burada da 300 dolar olsun. 300 dolar yazdık. Zaten CSS'ini yazdığımız için bunu en sona hatta tabi butonu yazdığımız için burada flex yapısı yani içindeki itemleri bir space between vermişiz. Bir Xbox olduğu için iki tane item olduğu için iki tane. Için. üçüncü ekleyince bu ortaya gelecek. Üçüncü olan buton da zaten butonda en sağa gidecek. Hemen ona da bir işlem uygulayalım. Buton diyelim. Klasına diyelim ki sen bityen add to cart olacaksın. Bunu bu ismi yani bu butonu seçerken bunu kullanacağım. Aşağı ineceğiz. İyi diyeceğiz. Ve klasına da fas fa cart shopping isminde bir ikon ismi vereceğiz. Evet ikonumuz da buraya geldi. Şu anda ürünümüze eklendi. Javascript kısmına geçmemize artık çok çok az kaldı. Görüldüğü gibi Bir tane itemi burada şu anlık bulunduruyorum. İstersek bunu ne kadar kopyalarsam zaten Şu an bu şekilde Bir tanesini geri sileyim İstediğimiz gibi şeyleri değiştireceğiz. Lakin biz bunları burada statik olarak eklemeyeceğiz. Dediğim gibi API'den yani Fetch API kullanacağız. Gelen verileri API'den biz içerisine sıralayacağız. O yüzden şu anki burada önemi yok. Şu an tek kalan yer tıklandığı zaman sağ tarafta açılan sidebar var ya. Burayı yapacağız. Burayı da yaptığımız zaman direkt JavaScript kısmına geçeceğiz. Burayı kapatacağız. Hemen ineceğiz aşağı tarafa. Ve diyeceğiz ki. Kart list. Card list. Start. Div açacağız bir tane. Of canvas diyeceğiz klasına of canvas end diyeceğiz ve bunu da hemen göstereyim bunun ne olduğunu. Bu strep'e girin arkadaşlar getbustrep.com'a. Get started deyin. Buraya deyin ki of canvas. Dediğimiz zaman zaten bakın burada direkt çıkıyor. Tıkladığımda sol taraftan açılıyor. Görüldüğü gibi Hazır bir, bir, tane oluşturmuş yani bizim için. Ben bunu kullandım. Mesela tıklayınca sağ tarafta açılmasını istediğim için buton olarak bunu aldım. Content içerik olarak da geldim. buraya kopyaladım. Artık içeriklerim buraya yazdım. Butonumun butonu almadım tabi. Butonun şuradaki kısımları var ya. Bunları zaten biz yukarıda yazdık. Şu kısma. Bu kısma yazmıştık zaten header oluştururken. O yüzden onu yazmama gerek yok. Sadece şu an body kısmını yazmam gerekiyor. O yüzden off canvas on canvas end dedik. ID'si de off canvas right dedik. Bakalım either kısmındaki butonuma. Bakın off canvas tıklandığında data bs target bunun arka tarafında javascript'ini yazmış. Şu an biz javascript'i eklemedik. Biz tıkladığımız zaman mesela bir olay gerçekleşmeyecek. Hemen göstereceğim zaten onu da. Burada butona dediğimiz zaman data tabi target of canvas write'a git dediğinde hemen buradaki ID'ye göre gelip buraya e, bunun içerisindeki olayı açıyor. Yani display'ini e, gösterir bir şekilde ayarlıyor. Açılır kapanır yapıyor yani çok uzatmaya gerek yok. Şimdi div yeni bir div açıyorum bu of canvas kısmının içerisine. Ve bu ne olacak of canvas header olacak. Header'da bir tane H5 etiketi kullanacağım ve buna diyeceğim ki Shopping Cart diyeceğim. Ve bir tane de butonum olacak. Butonumun type'ı buton olacak. Geleceğim buraya class'ına diyeceğim ki BTN Class. Evet. BTN Class diyeceğim. Data BS Dismiss ise of canvas araya label ise bir close olduğunu burada belirteceğiz. Evet butonumuzu da açtık. Bakın şu an tıkladığımızda hiçbir şekilde açıldığını göremeyiz. Bu header kısmıydı. Header kısmı neresiydi? Şu üst kısım arkadaşlar. Şu butonla şu shopping cart yazısını yazdık. Bakın buton burada, burada shopping cart. Bir de bunun ne olacak? Off canvas body kısmı, içerik kısmı olacak. Bu içerik kısmından bir tane div oluşturacağım ve bunun ismi shopping cart olacak. Sonra bir ul açacağız bunun içerisine. Uluye de edeceğiz ki klasına sen cart list olacaksın. İçerisinde de li'leri teker 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 biz burada belirteceğiz. Şimdi o li'lerin içerisinde ne olacak? Tabii ki mantıken bir tane ule'nin içerisinde bir li olur. Li'nin içerisinde de itemlar teker teker bu şekilde gelmesi gerekiyor. Tabii biz bunun içerisinde li değil de ne yazabiliriz? Divler de yazabiliriz ama genel kullanım bildiğiniz gibi ule'nin içerisinde li olur. Li'ye geliriz ve deriz ki div nokta card left Bunun içerisine de image kısmını yazacağız. Şöyle bakalım. Evet, şuradaki image kısmını yazacağız. Üst tarafa title, alt tarafa da parais kısmını yazacağız. Şu an bir şey yanlış yapmıyorum, değil mi? Niye yanlış yapıyorum diye hissettim. Neyse yazmaya başlayalım. Eğer yanlış bir şey yazdıysak hani sıkıntı olursa onu da düzeltiriz. Card left image kısmı. Image kısmına da bir tane image ekleyelim. Yine bu da image kısmında mesela product 1 olsun. Bu da eğer açılmazsa tabii şunu şöyle yapalım. Buraya diyelim ki sen productsın diyelim. Ve bununla anlaşalım. Cards Yeni bir de açacağız. Tabi bu kart left image var ya. Bunun hemen dışına gelip burada kart left info diyeceğiz. Bunun içerisinde bir tane A etiketi olacak. Ve bu A etiketin içerisinde de title olacak. Yani şuradaki gibi. Pardon şuradaki gibi. Bu bir yere gitmeyecek. Ve bu da class'ta kart left info title diyeceğiz. Tamam biraz class ismi uzun olmuş ama bu bunun altında olduğunu belli ediyor. Sonrasında href dedik. Title'da da ne olsun? Table olsun. Table yazalım buraya da. Evet. Sonra bir parays kısmı olacak. Şuradaki parays kısmını yazalım. Span diyelim. Şöyle class'ın ismine de cart left info Tabii ki parayız olacak bu da 300 dolar olsun aynı şekilde. Şu kart lefti yani. Şurası var ya burası kart left bir de kart right kısmı var. Bunu da ayırmışız. Bu şekilde left yazdık. Bir de nokta kart right olarak içerisinde iki adet şey var. Bir quantity butonları var. Bir de silme butonu var. Quantity dediğimiz olay da şuradaki şu artı eksi olay var ya bu. Bize şu an açılmıyor. Biz bu kart right yazmadan önce gelin JavaScript'i ekleyelim. Neyin JavaScript'ini? Bu script'in JavaScript'ini. Geleceğiz şuradan home kısmına. Buraya tıklarsak logoya. Get started diyeceğiz. CSS değil bakın. Burada JavaScript diyor. Bundle diyor. Bunu buradaki Kaç sürümüymüş ona da bakalım. 5.1.3'müş. Burada yazıyor. Bunu copy diyeceğiz. Burada kopyalayacağız. Geleceğiz. Önce bir yorum yazalım buraya diyelim ki ne diyelim? Bootstrap 5 JS JavaScript CDN diyelim. Evet buraya yapıştırdık. Sonra şuraya kadar silelim. Sadece search kısmı kalsın. Evet şu an kaydettim. Kaydetmeyi unutmayın bastığım zaman evet açıldı arkadaşlar lakin buradaki CSS'i yemedi. Buradaki CSS'i yemedim maalesef. Neden yemedi acaba? Neden yemediğini biliyoruz. Buraya geleceğiz diyeceğiz ki class card list item diyeceğiz. Hoppala yedi. Şu li var ya bu li'ye ben de diyorum oraya bir şey yazacaktık ama ne yazacaktık? Onu unutmuşum. Kart listi zaten Ule altındaki de kart list item oldu bu şekilde. Şimdi kart right yazalım hemen fazla zaman kaybetmeden bir tane açacağız ve bir tane div açacağız ve kart right quantity diyeceğiz. Quantity Heh. açacağız içerisine bir buton. Bu buton içerisine bir tane i olacak ve bu i'nin font klası fasfa minus diyeceğiz. Yani eksi işareti bu klasa da bu ana şu bu butonun klasına da quantity minus diyeceğiz. Şimdi bakalım artık bu şekilde yaptığımız arkadaşlar açılır. Bakın şey yapma azaltma butonumuz da gelmiş. Zaten CSS'lerini yazdığım için sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı yok değil mi diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunu eklediyseniz arkadaşlar buradaki klasları da doğru düzgün yazdıysanız benim yazdığım gibi. Bunları falan gerçekten dikkat edin yazarken hiçbir sıkıntı olmaz merak etmeyin. Çalışır yani. Tabi internet bağlantısının olması gerekiyor çünkü CDN çalıştırıyor burada. Zaten bu videoyu izliyorsanız da internet bağlantınız vardır diye düşünüyorum. Ha indirip sonra izleyen arkadaşlar varsa onlara da tebrik ederim. Şimdi buton. Bu buton oluşturduk tabi. Ortasında şöyle bir tane bir yazısı var. Onu oluşturalım. Bu da span olacak. Direkt klası da ne olacak? Düz quantity olacak. Quantity. Arkadaşlar bu kadar yazıyoruz. Eğer anlamadığınız yer varsa yorum kısmından ulaşın veya arada reklam geçelim. Instagram adresimizde ulaşabilirsiniz. Yani Instagram deyip onu da göstermeyeceğim. Zamanınızı almayayım. Instagram'dan bilgisayar genetiğine girin arkadaşlar. Oradan istediğiniz bir şekilde mesaj atabilirsiniz. Ya oradaki mesajları bazen görmeyebilirim ama yorum kısmına yazarsanız bu videonun bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Yani mecbur öğreneceğiz yani bu işe girdiysek. Evet sıfırda geldi. Şuradaki buton var ya arkadaşlar. Minus olanı. Şöyle kopyaladık. Şu span'ın altı. Bak içi değil altına yapıştırdım. Bu minusları plus yapıyorum. Bak burası da geldi. Şimdi yapacağım. Ne? Remove kısmı. Quantity'nin e, hemen altına iniyorum. Yeni bir div açıyorum. Nokta kart right remove ve içerisine bir buton bu class ve class'ı da kart remove olacak şekilde ve btn diyeceğiz tabii ki de bu da kart remove btn diyeceğiz aslında bu bitiyen kart remove da diyebilirdik fark etmez farklı farklı isimlendirme yapabiliriz classlarda şimdi bu da fasfa trash olacak silme ikonumuz Evet bu da geldi arkadaşlar. Tabi şu anda hiçbir faktörü yok. Hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey de yaramaz. Bakın burada bir hata var. Biz burada bu normalde bunu tıkladığımız zaman gitmesi lazım. Ama gitmiyor. Bakın burada mesela gider. Ama burada gitmez. Hadi bunu çözmeye çalışalım. Neyi yanlış yapmışız. Şimdi gelelim. Of canvas of canvas and dedik. ID'sine de of canvas right dedik. Güzel. Hiçbir sıkıntı olmaması gerekiyor aslında burada. Of canvas body. Allah Allah. Enteresan. Acaba Şuradaki CSS'e diyeceğim de CSS'in alakası olduğunu düşünmüyorum. Enteresan. Büyük ihtimal şurada zaten de deneyeceğiz. Yani orada olduğunu düşünmüyorum. Yani şu CSS var arkadaşlar. Şunu alın tekrardan. Bu bootstrap 5 yazdığımızın hemen altına kopyalayın. Yapıştırıp kaydedin. Şuna da yorum açalım da karışmasın. CSS diyelim şöyle. Spill. Şu bu sürebi yazın ve pardon şuraya bakın. Aynen. Şunları silince demek ki internet buradan dolayı olabilir. Evet şuradaki. CDN'in bu kısmını demek ki onunla birlikte yazmamış yazmamız gerekiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şuradaki opacity kısmı var ya gelmiyordu artık geliyor onu ekleyince sıfırdan yani şuradaki CSS'i e direkt ekleyince ve tıklayınca burada da yeniden gidiyor. Evet o zaman zaman kaybetmeden hemen ne yapalım JavaScript kısmına geçelim çünkü orada bir hayli zaman kaybedeceğiz zaten hadi geçelim o zaman. Geleceğiz şuradan. Ne yapacağız? Buraları kapatalım şu anlık. Buraya da diyelim ki script diyelim. script.js dosyamızı oluşturalım create file ile. Evet arkadaşlar, geçtik artık. Şimdi ilk yapacağımız işlem şu. Biz selektörlerimizi tek tek yazacağız. Yani burada HTML'de ulaşmak istediğimiz yerleri tek tek yazacağız. Ben de zaten buradan göstereceğim size büyük ihtimal. Geleceğiz diyeceğiz ki kart bitiyen tamam mı kart bitiyene ulaşacağız. Bitiyen clear işte yani şu clear kısmını eklemedik gerçi aslında bitiyen clear'ı niye eklemedik biz. Hops siz onu büyük ihtimal görmüşsünüzdür de. Şurayı ekleyeceğiz. Hemen inelim. Of canvas header body shopping cart cart list cart list item left right burada ne lazım oraya bir adet shopping cartın şeyi o yüzden bu ul var ya ul'yi kapattık hemen altına ineceğiz ve buna diyeceğiz ki shopping cart bottom Shopping cart bottom dedik. Shopping cart bottom dedikten sonra bir tane total isminde bir div açacağız. Ve i̇çerisine total title diyeceğiz. Ve bu sub title olacak. Ve burada span nokta total value olacak şekilde. Şuraya value olacak. Ve bu da kaç olsun 50 50 dolar olsun. Evet artık büyük ihtimal sap burayı da eklemiş olduk. Tabi bunun altına bir de bakın şu totalin altına inip ve diyeceğiz ki nokta buton diyeceğiz. Buton nokta deyip bityen clear ekleyeceğiz. Bunun tabi type ne olacak? Buton olacak. Burada da clear yazısını yazacağız. Zaten CSS arka planda ekli olduğu için CSS yazmamıza hiç de gerek yok. Cıncık gibi oldu ve artık script, JavaScript kısmına geçebiliriz. Şimdi bizim kart bitiyene ulaşmamız gerekiyor. Bakın burada CTRL F yazıp şöyle yakınlaştırayım burada şey kısmı. Burada mesela alt tarafta find diyor. Buraya kart bitiyen deyip burada kart bitiyeni şey yapabiliriz. Bakın kat bitiyeni biz burada almak istiyoruz. Ne yapacağız? Buradaki klasını erişeceğiz. Nasıl erişeceğiz? Const diyeceğiz. Hiç değişmeyeceği için kart bitiyen diye burada document. nokta query selector ile şurada diyeceğiz ki hey sen gel bakayım bana diyeceğiz. Ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğiz. Kart bitiyeni burada kopyalayacağız. Çünkü bu butona tıklamak istiyoruz hemen noktasıyla birlikte kart bitiren diyeceğiz. Sonra log diyeceğiz. Şurada tanımladığımız değişkeni şöyle yazacağız, bakacağız. Doğru tanımlamış mıyız? Bakacağız. Evet, aynı şekilde. Bunlar sanırsam şeyle ilgili sorun. Bunları kapatalım ya. Bunlar hmm. Çok göz yoracak çünkü. Evet, bakın burada butonumuza ulaşmış bulunmaktayız. Evet. Bu şekilde butonların hepsine ulaşacağız arkadaşlar. Ben hızlı hızlı şekilde yazacağım. Siz e, bakarsınız yani dediğim gibi aratıp hangisi olduğunu buradan bulabilirsiniz. Ben zaman kaybetmek için hızlı hızlı yazacağım. Şimdi clear kart bitiyen kısmına da bitiyen clear kısmı yazacağız. Sonra buraya geleceğiz diyeceğiz ki kart items'a Buradaki şu var ya onu. Ona ulaşacağız çünkü içerisindeki yazıyı değiştirmemiz gerekiyor. Din dinamik bir şekilde. Kart items diyeceğiz. Aşağı kopyalayacağız. Bunun da kart total diyeceğiz. Total bilgisini alacağız şuradaki. O yüzden buradaki ne yazmıştık oraya? Total value yazmıştık. Onu da hemen şu şekilde eklemiş olduk. Okey. Kart Şöyle yapalım. Aşağı kopyalayalım. Kart content diyeceğiz. Kart content içerisinde de şöyle kart kart list. Mesela neymiş kart list deyip şöyle tutup buraya yazıp bakın buradaymış. Açtığımız zaman bakın kart list demek ki içerisinde şu li'ler var ya onun ana Anasıymış ve babasıymış. Parentıymış yani. Kart kontentini de ekledik. Şu anda geleceğiz ve diyeceğiz ki products dom diyeceğiz. Burada da ID ile ulaşacağız. Nereye? Products dom kısmına. Evet yazdık sanırsam. Benim istediğim şekilde yazın. Bakalım Products'ta mı? Doğru yazmış mıyız? Kaydettik. Konsola baktık. Evet buradaki ana şey içindeki itemleri gösteriyor. Biz bunu seçip içerisine ekle diyeceğiz yani mantık bu. Tabi buraya da gelip diyeceğiz ki Very variables diyeceğiz. Değişkenlerimizi bu şekilde eklemiş olduk. Evet ne yapacağız? Şimdi geldik güzel bir konuya. Asenkron ve e, await kısmında, async await kısmı, fetch API kısmı nerelerde kullanırız? Yani biz burada async ve await kullanacağız. Neden kullanacağız? Biliyor musunuz? Çünkü biz bazı işlemleri JavaScript'te sıraya sokmak isteyeceğiz, tamam mı? Diyeceğiz ki mesela işte şunlar sıralandıktan sonra işte buton ID'leri gelsin hani sallıyorum şu an. Bazı şeyleri sıralamamız gerekiyor çünkü işlem önceliği lazım. Bazılarında sonrasında bunlar yüklenmeden mesela biz işlem yapamayız. Mesela bunlar yüklenmezse işlemimizi gerçekleştirmeyeceğiz En basitinden anlatıyorum. Önce bunlar yüklenecek. Diyeceğiz Sonrasında diğer işlemleri gerçekleştirmesini söyleyeceğiz. Mesela local storage'e bunlar yüklenmeden biz bunları nasıl tıklayınca gelsin diyeceğiz. İşte biz buradaki sıralamayı yaparken async ve await kısmını kullanıyoruz. Ve biz bunu tabii ki bir API'den alıp yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzde de duracağız ve gideceğiz. Nereye gideceğiz? Mock API'ye gideceğiz. Mock API. Bakın Mock API yazacağız. Girdikten sonra buraya moch copy'ye tıklayacağız. Böyle bir ekran bizi karşılayacak. Ve biz burada get started deyip isterseniz GitHub profilinizde isterseniz Google profilinizde. Ben Google ile giriş yapacağım. Benim burada hiçbir projem yok. Project diyorum. Projemin olmadığını söylüyor. Bakın aynı ekran geldi. Şu an benim dediklerimi bir bir yapın. Artıya bastım. Benden bir project name istiyor. Ben de diyorum ki shopping cart. Şöyle yazabiliyor muyduk? Shopping cart diyeceğim. Burada ne istiyor? Ee, tamam. Böyle kalsın. Sıkıntı yok. Search by name. Bu ne diyeceğiz? Burada da shopping. Diyelim ki. yani Direkt shopping cart diyelim ya. Yukarıdakinin aynısını kopyalayalım. Böyle bir hesap açılmış. O zaman My Shopping Cart diyelim. Burası önemli değil aslında. Burada zaten şey diyor. ekleyeceğiniz işleri yükleyebilir, şey yapabilir, silebilir falan filan. Shopping cart isminde create olarak oluşturabilirsiniz. Şu anda biz oluşturduk bakın. Geriye geldim. Buradan direkt şuraya gireceksiniz. Tekrar oluşturmak isterseniz ücret ücret istiyor. O yüzden biz bir tane oluşturacağız arkadaşlar. Direkt içerisine gireceğiz. New resource diyeceğiz. Bize diyecek ki ne olacak bu? Biz de diyeceğiz ki product olacak. Products, ürünler ürünlerimizin bir tane ailesi olacak. Okey Sonra baktığımız zamansa burada bir title var. Tamam mı? Biz diyeceğiz ki title olacak. Title'ı buradan string diyeceğiz. String veri türü olacak. Bir de burada price var. Price seçeceğiz buraya. Da. Diyeceğiz ki price geleceğiz burada da bunun bir number olduğunu söyleyeceğiz. Sonra bir de resmi biz alacağız çünkü resmi de veri olarak alıyoruz. Onu da geleceğiz aynı şekilde buraya image diyeceğiz. Ve şuradan Faker JS'ten bakın Faker JS'ten şöyle aşağı doğru ineceğiz, ineceğiz. Image kısmını seçeceğiz. Ve create diyeceğiz. Aynen bu şekilde oluştu resource dediğimiz zaman tekrardan yeni bir tane şey oluşturabiliriz aslında. Şimdi bakın product. Baktığım zaman bunun içerisinde bakın boş bir tane array var. Çünkü ben daha oluşturmamışım. Tamam mı? Bakın tekrardan edit diyorum. Buradan bakın ID, title, price ve image. Bunları bu şekilde oluşturun arkadaşlar. Sonra create diyeceksiniz. Şimdi ben data diyeceğim. Data'm yok. Şu anda tam yok ama bakın şu sıfır var ya onun üzerine getirip burada ben mesela 100 tane data oluşsun diyeceğim. Sonra data'ya tıklayacağım. Bakın bana 100 adet datamı bu şekilde oluşturdu. Şimdi ne yapacağım? Ve aynı şekilde aynı şekilde bakın şurada products'a tıkladığım zaman bakın bana bu şekilde 100 adet products'ımı bu şekilde oluşturdu. Şeye gireceğiz. Chrome extensions'a gireceğiz ve buradan json formatındaki bu şekildeki yazıları bize güzel gösteren bir eklenti yükleyeceğiz. Uzantı yükleyeceğiz. Ne yükleyeceğiz? json diyeceğiz. Aratacağız. Bakın burada var. json formattır. Tıklıyoruz. Chrome'a ekle diyoruz. Ekle diyoruz. Şu anda ekledi. Ben bu sayfaya geleceğim tekrardan. Yenilediğim zaman bakın çok da güzel bir şekilde burada bana dataları gösteriyor. Şimdi bunun güzelliğini nerede göreceğiz? Şurada göreceğiz. Ben bunun burada alacağım. Nasıl alacağım? Şimdi bizim öncelikle 3 tane klasımız e, olacak. 3 adet tamam mı? Bu klaslarımız nedir diye soruyorsunuz. Ben hemen söyleyeyim size. Birincisi products yani biz ürünleri aldığımız yani API ile iletişim kurduğumuz yer. İkincisi bizim API'den aldığımız verileri UI kısmına yani buraya geçirdiğimiz yer. Üçüncüsü de local storage e, yani lokale kaydettiğimiz yer. Üç klas açacağız. Bakın şu an ben yeniliyorum. Application'da, localinde hiçbir şey yok. Benim şu anki yaptığım projede. Şimdi burada üç tane klasımı açacağım. Class diyeceğim. Products. Bunu açacağız. İneceğiz. Bu şekilde. Bir class da açacağız. UI. Bu da dediğim gibi UI kısmına ekleyeceğim işlemleri yapmak için bir class da storage. Burada da local storage'e kaydedecek olan fonksiyonlarımı, metotlarımı yazdım yer olacak bu şekilde ayıracağız. Sonra bir de e, yüklendiği zaman olmasını istediğim olayları burada yazacağım yani belli olsun. At event listener diyeceğim. Burada diyeceğiz ki dom content loaded diyeceğiz tamam mı? şöyle biraz daha yaklaştıralım hatta daha rahat görün. DOM content loaded dedik. Yani yüklendiğinde gerçekleştirecek olaylar. Hemen biz burada bir hello function'ımızı açacağız. Hadi bakın bir virgül koyacağız. Ve zaten buradan benden bir fonksiyon bir şey bekliyor. Şurada ok ile aşağı doğru parantezlerimi açıp gönderiyorum. Burası bizim yüklendiğinde gerçekleştirecek olaylar. Evet. Şimdi ben öncelikle ürünlerimi tamam mı? Burada çekmek istiyorum. Ben ürünlerimi buraya yazdım. Bakın benim için bir tane şey oluşturdu. Resim oluşturdu. Bunlar benim ürünlerim. Ben bunları products içerisinde çekeceğim. Tabii ki bir sync fonksiyon içerisinde olması lazım. Çünkü benim await'i kullanmam gerekiyor. O yüzden sync dedik ve get products dedik. Products'ları getir dedik. İndik aşağıya. Burada try catch kullanacağız. Eğer her şey yolunda giderse bu bloğa girecek. Eğer hata alırsak bu bloğa girecek. Ve burada da bir error dönecek. Ve biz bu gelen parametredeki error'u sorun neyse diyeceğiz ki error'a yazdır. Tamam. Güzel. Her şey güzel gidiyor. Şimdi ben let belirteceğim. Bir tane result değişken oluşturacağım ve await diyeceğim. Çünkü asenkron bir fonksiyon yazıyorum. await'i burada kullanabilirim artık. fetch kullanacağım buradaki fetch metodunda benden bir link yani promise dönüyor aslında. Benden bir link istiyor artık bu promise yapısıydı. Promise'lere de daha önceden eğer baktıysanız zaten şu anki burayı iyice anlıyor olabilirsiniz. Eğer bakmadıysanız da sorun yok. Şu kullanışı bu videoda öğrenip sonradan promise cevap sıkıntı. Promise nedir? Nerelerde kullanılır? Callback nedir? Neden kullanılır? Gibi yazabilirsiniz. Aslında promise'in ve callback'in mantığı bir işlem bittiğinden sonraki işlemi yaptırmak için. Yani bir işlem bitecek. Biz sonra bu işlemi başlat diyeceğiz. İşte biz burada promise callback kullanıyoruz. Yani JavaScript'te de en çok kullanılan yer fetch API kısmı. Biz de zaten burada fetch edip o şekilde kullanacağız. Async dediğimiz şu kısım. Yani normalde JavaScript'te senkron çalışıyor. Yani her şey eş zamanlı çalışıyor. Biz async dediğimiz zaman hani orada bir şeye yapıya sokuyoruz bunu ve diyoruz ki ben burada bir şeyleri sıraya alacağım. Yani bunun aslında çok basitçe anlatımı bu. Tabi bunun teknik dokümanları falan filan bunları biraz araştırmanız gerekiyor. Tabi ilerleyen zamanda biraz zaman buldukça da ben bununla ilgili de yeni videolar, yeni dersler atmayı düşünüyorum. Evet, burada anlatmadığım başka ne olabilir diye düşünüyorum. Evet şu an link yazacağız. Bakın evet dedik. Zaten biz bunun başına asenkron yazdığımız için bu direkt e, promise oluyor. Ve geleceğiz buradaki fetch kısmına biz link yazacağız. Dediğim gibi arkadaşlar burası karışık geldiyse sadece şu yapını kullanımını burada yapın tekrarlayın sonra gidin asenkron evet await işte promise nedir bunlara çalışın hiç sıkıntı olmaz. Mockup sayfama geldim. Buradaki benim productslarıma tekrardan tıkladım şu link var ya bu linki aldım. Ve bu linki geldim. Burada tırnak içerisinde buraya yapıştırdım. Şimdi buradan sonra ne olacak? Buradan sonra bana bu bir e, resolve dönecek. Tamam Ben bunu Jason'la e, JSON'a metoduna içerisine yazmam lazım. Yani Jason'a la çalıştırmam lazım. Nasıl yapacağım? Let data. Bu da yine evet diyecek. Ve result, result. Şuradaki result var ya artık bu buradaki linkin içerisindekileri ben JSON şeklinde çalıştıracağım. Şimdi JSON şeklinde çalıştırdım. Ne oldu? Burada ne oldu? Bunu e, şu an anlamamış olabilirsiniz. Bakın ben bunu datanın içerisine attım. Bunun içerisinde tabii ki klasları ne yapacağız? Geleceğiz. Direkt bu şekilde kullanamıyorduk. Nivlememiz gerekiyordu. Ve diyeceğim ki cons products eşittir lib products. Evet bu şekilde nibledim. Artık ben buna yani şuna products yazarak şey yapabiliyorum. Ulaşabiliyorum. Ve diyeceğim ki products nokta get products içerisindeki şu get products metodunu çalıştır diyeceğim. Şu an bana çalıştıracak. Gireceğim konsoluma. Şuradaki bunu kapatıp Sonra sonra bunu kapat, bunu, kal. bu kalsın, bu kapat, burası kalsın. Şimdi geleceğim konsoluma. Konsolumda bir şey dönmeyecek çünkü biz konsola bastırmadık. Şu da biz aldığımız buradaki linkin içerisine dedik ya result at. Sonra result'u biz JSON'ladık ve sonra dedik ki datanın içerisine at. Ve bu datada ne var? Bir bakalım diyeceğiz. Dataya bu şekilde bakacağız ve görüldüğü gibi bizim Burada bir e, array şeklinde gelen kaç tane? 100 tane ürünümüz var. Ürün bilgileri, ürün dataları var. Şimdi biz işte bunları kullanacağız arkadaşlar. Bu kadar yani. E, Asynchronous Evaluate'i bu şekilde basit bir kullanıma gerçekleştirebiliriz. Aldık biz. Sonra diyeceğiz ki biz şu datayı bu metottan Data'nın çalışmasını istiyoruz. Şu an biz bir değişken attık ama bir şey yapmıyor. Return diyeceğiz. Return data diyeceğiz. Tabii biz bunun daha da iyi bir isimlenmesini istiyorsak let products diyeceğiz. O da data. Yani data. Sen art, sen hiç bilgilerini products'a at, products'a gel daha anlamlı bir isim olup ve month. kopyala. Şuraya. Niye kopyalayamıyorum? Bu şekilde yaz dedik. Ve artık 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 ben loga products yazdım. Artık bu products'ı biz gönderdik arkadaşlar. Yani get products metodunun içerisinde artık bu products data bu şekilde bilgileri bizim oluşturmuştuk ya 100 tane burada. O bilgilerin hepsi burada var. Ha, geleceğim buraya. Mesela 50 diyeceğim. Tamam mı? Şu an generate etti. Yenileyeceğim. Bakın 50 tane oldu. API'miz, numaramız, şeyimiz aynı. Tokenimiz aynı. Şu an 30'a çektik. Bakın 33 tane burada göreceğiz. Burada kaç tane yaparsak linki attığımız için o kadar göreceğiz. Sıkıntı yok. Evet bu şekilde biz buraya gerçekleştirmiş olduk. Şimdi biz bunu nerede kullanacağız? Nerede kullanacağız arkadaşlar? Biz UI kısmında diyeceğiz ki bu bilgilerin içerisinde bu şekilde döndür. Ona da sıra gelecek. Şu anda sırayla gideceğiz. Biz products'ı yenilemiştik ya. Şimdi bir de const UI deyip new UI yani yukarıdakini UI'ladık. Sonra geleceğiz. Products get products içerisine aldık. Sonrasında then diyeceğiz. Then products gelen o yukarıdaki datalar var ya products demiştik onu aldık buraya ve buradan UI nokta display products içerisine pro şuradaki daksı gönder yani ne dedik bak UI burada inledik artık UI'ye bu şekilde ulaş, ulaşabilirsin dedik biz products'ın yani bu yukarıda e, dataları aldığımız içerisindeki metodu çalıştırdık sonrasında dedi ki geldin aldım bu verileri sen UI'nin içerisinde display products diye bir tane metod aç ve aldığım bu verileri bunun içerisine gönder. Ben de geleceğim UI'nin içerisine şunun, şunun isminde var ya kopyaladık bunu buraya yapıştırdık açtık e, sen bana zaten buradaki verileri göndermişsin ve ben de bu buradaki alayım kardeş diyeceğiz alacağız artık bu products'ı biz kullanabileceğiz. İnanmıyor musunuz? Hemen loglayalım bunun içerisine. Products diyelim. Şuradaki silelim bir. Heh. Bakın şu an konsolum şöyle hata verdi. Şimdi biz mesela bunu yazacağız. O bak dataları biz artık buraya göndermiş olduk Yuaya. Yani şu istediğimiz işlemi gerçekleştirebiliriz. Ve gerçekleştireceğiz de ne yapacağız? Bir tane let result diye bir değişken boş bir tane bu şekilde değişken oluşturacağız. Sonra diyeceğiz ki sen bu dataları aldın ya kardeşim al o dataları içerisinde bizim bunu for ile dönebiliriz. Hatta for şu an hatırlamıyorsanız bakın şurada for iç var. Buna tıkladığımız zaman diyor ki bir array içerisinden for i döndürürüm ve her döndüğüm eleman bu beni temsil eder diyoruz. Yani şu products var ya bunu aldık bu şekilde yazdık products Array'nin içerisinde dön. Her döndüğündeki item, tekli item. Bak 33 tane vardı ya biz burada. Hatta 100 tane yapalım onu tekrardan. 100 diyeyim ki her 100 dediğimde anlayın ki buradaki ürün şey sayısı. Data sayısı. Her bir data'da 1 2 3 4 diye gidiyor ya. Her birinde sen bu elementsin. Her bir döndüğünde element olarak dön ve onun üzerinden işlem yap. Yani 100 taneye böyle tek 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 dönecek. Her döndüğünde de bu element çalışacak. O şekilde düşünelim. Sonra yukarıda dediğimiz result var ya. Result'a şöyle artı eşittir deyip backtick açacağız. Backtick içerisine diyeceğiz ki biz şuradaki neredeydi? Products area. Değil mi? Bu products arayanın içerisindeki şu row vardı. Row'un altındaki şu div var ya. 2, 3 tane açmıştık. Bakın şu ikisini silin. Tamam mı? Bunu kopyalayın. Gelin. Sonra şu bektiklerin içerisine yapıştırın. Sonrasında şunu şöyle şey yapalım. Şöyle yapalım. Aynen. Sonrasında bunu buradan silebiliriz. Çünkü artık o orada var. Hatta gelip buna şey de diyebiliriz şöyle. Yok ya direkt bunu yorum satır içerisine alın arkadaşlar. Şu an mesela bakın kendi ürünümüze şey sayfamıza hiçbir şey yok. Product, ürün, ürün hiçbir şey yok vesaire yok. Ne yapacağız? Biz bunu her bir döndüğünde 100 tane elemanı aşağıya döndüreceğiz bununla birlikte. Şimdi biz bunun içerisinde ne vardı? Bizim elementimizin içerisinde, datamızın içerisinde data dediğimizde bakın bir tane title var, parays var, image var, id var. Değil mi? Tamam. Şimdi yapacağımız işlem basit. Image vardı değil mi? Bu image'i şurada dolar ile biz html içerisinde burada şey yazabiliyorduk. Dolar ve çünkü şu bektikleri açtık ya artık içerisine biz javascript yazabiliriz. Text'in içerisine. Buradaki element her bir item'ı şey yapıyordu. Temsil ediyordu. Bunu benim klavyede şeyde farede bir sıkıntı var sanırsam. Element olarak buraya kopyaladık. Sonra hatta element demeyeyim de item diyeyim. Daha anlaşılır olsun. Item. Tekli item. Item içerisindeki bana image'i verse. Tamam mı? Sonra tabii ki burası değil. Bunu kopyalayın. Böyle değil burası. Burası klas adı. Çünkü şurası Dalgınlığıma geldi arkadaşlar. Item. Şu item'ı tekrardan şöyle şuraya yazalım. Sonra title. Bakın product title. Gel şunu şöyle tekrardan kopyala. Buraya yapıştır. Şuraya title de. Şurada neydi? Paraystı. Şöyle bir boşluk bırak. Buraya da paraystı. Sonra butonlara biz ID vereceğiz. Bunu da data ID ile vereceğiz ve bunun içerisine şu şekilde item.id yani her bir butonun kendi ID'si olacak. O da product id olacak. Sonra geldik buraya. Buranın altına indik. Şöyle hatta kapatabiliriz. Buranın altına indikten sonra hatta şuraya değil de şöyle olacak. Heh. Evet şu sarı şunu temsil ediyor. Sonra şu mavi. Bu mavi nereyi? Şunu ha forage. Forage'den çıkacağız arkadaşlar. Şöyle. şu forage var ya. Şu forage'den çıkacağız şuranın altına. Diyeceğiz ki bizim products'dan vardı ya şuradaki. Yani şunun ana elementi. Şöyle yapayım da görün buradan hemen burada product araya konteyner içerisinde bakın şu products dom. bu dom products e, products dom içerisine veya dom içerisine buradaki ulaşmıştık biz buradan Bunun içerisine geleceğiz ve diyeceğiz ki in html eşittir result yukarıda her bir döndürdüğümüz elemandaki result diyeceğiz kaydedeceğiz sonra bakacağız buraya hoppala Evet itemlarımız teker teker bu şekilde gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Çok iyi değil mi? 100 tane item. Ve her birinin title'ı ve bu şekilde şeyleri de farklı. 45 parays title'ı burada. Bunu eklediğim zaman bunu ekleyecek mesela buraya. Bunu eklediğim zaman bunu ekleyecek. Her yenilediğinde de o anki ne varsa o imajları döndürecek. Güzel. Evet 100 tane. Evet buradaki itemleri aldığımız eğer bakın burada eğer siz gelip çok eğer lafını kullandım sözcüğünü kelimesini 30 dersek veya 6 dersek geleceğiz. Şurada yenilediğimiz zaman bakın bana 6 tane dönecek de random attığı için resimleri. Evet güzel ya. Şimdi biz bunları buraya kaydettik. Okey. Display products'a ve buradaki ee, bu metotla işimiz bitti. Şununla da işimiz bitti aslında. Artık ikinci olan metodumuza geçeceğiz. Hangisine geçeceğiz? Butonlara. Yani artık tıklandığında ben bir şeyler olsun istiyorum ya. ID'ye göre silsin. ID'ye göre eklesin. ID'ye göre sıralasın. Biz onun için bakın her birine data ID dedik. Bak bu 31. elementmiş. Mesela şuna bakalım. Bu da 19. element. Her birine bu şekilde sıralamış olduk. Şuradaki yazdığımız data ID mantığı oydu. O anki hangi item'da dönüyorsa onun ID'sini buraya bu şekilde gerçekleştiriyor. Çok da mük bir şey oldu. Yani mükemmel. Şimdi Güzel bir proje oldu ya gerçekten. Hani burada birçok şeyden bahsediyoruz. Ufkumuz açılacak diye düşünüyorum. Butonlara geçiyoruz demiştik. Şu anda butonlar kısmındayız. Yani tıklandığında ne olsun, neler olsun kısmında. Burası dikkatli dinleyeceğiniz yerler. Eğer yorulduysanız arkadaşlar videoyu durdurun. Gidin dinleyin tekrardan gelin. Ben yorulmadım anlatmaya devam edeceğim. Şimdi get back buttons diye bir tane metod açtık. Bu metodun içerisine içerisine şöyle bir şey yazacağız. const diyeceğiz ve tüm butonları alacağım. Bir tane değişken yazacağım ve bu değişkenin içerisinde bir array olacak ve array'in document nokta query selector al yani hepsi Şuraya, şuraya yazacağım klasdakilerin hepsi hangisi olacak nokta bityen add to cart şeklinde olanların hepsini sen al dedik. Peki niye böyle bir şey dedik? Niye böyle bir şey dedik arkadaşlar? Çünkü butonların hepsini almamız gerekiyor. Biz bu metodu nerede çağıracağız? Bir yerde çağırmamız gerekiyor. Şurada çağıracağız. Async ve await. Yani işlemi bir sıraya sokma dediğimiz olay var ya. Şu an daha iyi anlayacaksınız. Biz burada bitirdik, tamam mı? Sonra dedik ki şunu bir silelim. Şu parantezin sonrasında den diyeceğiz. Yani sonra önce biz ürünlerimizi yüklettik display products metoduyla sonrasında ise ne olacak? Bir tane bu şekilde arrow action diyeceğiz ve içerisine gireceğiz. UI'nin içerisindeki daha yeni oluşturdum. Bak UI nokta dediğim zaman zaten bana içerisindeki şeyleri gösteriyor. Metot ve fonksiyonları bak. Metot zaten bu. Metotları gösteriyor. Metot deyince anlayın ki bu fonksiyon yani yukarıda içerisine, klasın içerisine yazdığımız yapılar. Tamam. Ben bunun da içerisine buradan aldığım products'ı göndereceğim. Evet gönderdik. Buradan aldığımız products'ı bunun da içerisine göndermiş bulunuyoruz. Lakin yok bunu göndermemize gerek yok. Pardon bu products'a işimiz yok bunun. Bizim butonlarla işimiz vardı burada. Özür diliyorum. Burayı düzeltelim. Yani products'a işimiz yok burada. Butonların ID'sine göre biz işlemler gerçekleştireceğiz. Şimdi biz buraya çağırdık. Butons kısmının şu an neye tekabül ettiğini görmem gerekiyor. Tıkladım. Log dedim. Şu an bakın 63 tane buton var. Şunu biz biraz azaltalım da daha az buton. Ha, şu an 27 tane. 27 de fazla. Ya. Şu an bize aslında 10 tane, 7 tane Bari, tane yeter ya. Yani, 6 tane yeter. 6 item şu anda bize yeter. Evet butonları tek tek görüldüğü gibi seçebiliyoruz. Şimdi böyle yapmasaydık da hocam şöyle yapsaydık olmaz mıydı? Array içerisinde almasaydık. Bakalım oğlum not list şeklinde dönerdi. Bu da not olurdu. Bize array lazım. Tamam mı? Array üzerinden işlemleri gerçekleştireceğiz. O yüzden array kısmında yazacağız. E şunu demeseydik olmaz mıydı? Onu demezsek yine not dönecek yine içerisinden bu şekilde ama içerisine girmemiz gerekiyor bunun da. Biz bu şekilde aldığımız zaman direkt array olarak alıyoruz. Tamam mı? bak tertemiz. Değişim falan yok. Butonların hepsini array olarak aldık. Direkt bunun içerisine attık. Tamam butonumuz bu şekilde. Şimdi neden bunu array olarak aldığımızı söyleyeyim. Biz bir tane yukarıdan bir array oluşturacağız. Tamam mı? Boş bir array. Butonlarla alakalı bir array. Let buttons dom. Buna şöyle boş bir array şeklinde diyeceğiz. Yani sen şu anda bir işlem yapmıyorsun. Ne zamana kadar? Şurada kullanana kadar. Biz bunun içerisindeki aldıklarımızı diyeceğiz ki sen pardon şu buton stone var ya buton stone'un içerisine at bunu bu şekilde. Bu şekilde attığımız zaman ne oldu? Block. Bu ton stomu şuradaki yazdıralım. Bakalım buna bakın. Tak. Burada da aynı şekilde döndü. Neden bunu yaptık? Çünkü şu an bunun içerisinden ayrı işlem yapacağız. Bunun içerisinden ayrı bir işlem yapacağız. Bunun içerisinden dönme işlemini yapacağız. Bunun içerisinden de işte eklemedir falan filan olaylarını. Local storage'e tıkladığımız ürünün eklenmesi olaylarını gerçekleşmesini yapacağız. O yüzden biz iki şekilde tuttuk yani. Evet buraya geldik. Şimdi bakın bunun içerisinde döneceğiz. Şu an hani sayfa şunu da anlatayım. Biz neden den dedik bunu sıraya soktuk. Çünkü sayfa yüklenir yüklenmez. Biz buradaki şeyleri almaya çalışacağız. Bilgilere işte buton id'sini id bilgisi yüklenmeden almaya çalışacağız. E aynı anda eş zamanlı javascript yüklendiği için burası Problem olacak yani biz burada ekleme kısmında sıkıntı yaşayabileceğiz. O yüzden diyoruz ki önce ürünler listelensin şu metotla önce ürünler bir gelsin sonra şu metot çalışsın ürünler geldikten sonra sonra ürün bilgileri geldikten sonra metodu çalıştırdıktan sonra ise sen şunu çalıştır diyeceğiz ki hepsi sırayla bir şey oluşmasın yani bir hatayla karşılaşmayalım diye bu şekilde oluşturalım. Buttons. Şuradaki buttonsun içerisinden döneceğiz. Dediğim gibi neyle döneceğiz? For each ile. For each ile döneceğiz. Her bir buton bizi butonla temsil edecek. Sonra let id diyecek. Let id de buton. Her bir butonla dönüyorduk ya. Her bir item'ı. Buton.dataset.id Bu dataset.id nereden geliyor? Alın bunu da yazdıralım. Şimdi log diyeceğiz. ID diyeceğiz. Şöyle ID'leri yazdır diyeceğiz. Bakın 1 2 3 4 5 6. Yani 6 tane şey it şey var ya burada. Ürün var ya. Her bir ürünün de kendi product şeyi var ya, butonu var ya. Butonunun ID'lerini bu şekilde aldık. Peki dataset ID. Hemen açalım. Bunu da açıklayalım. Şurada data ID dedik ya. Dataset. Şu ID'yi ben gelip burada emin yapsaydım. Datasetten sonra emin deseydim arkadaşlar. Bu bunun içerisine attığımız ID yine çalışacaktı. Buraya ne yazarsak bu datasetten sonra hani bu butonun datasetinden sonraki şu olayı bu şekilde bak şu anda undefined döner. Çünkü buraya ID yazdım, burada emin yazıyor. Buraya da ID yazacağım ki dönsün. ID bilgilerini bu şekilde aldım ben. Tamam mı? Her bir sıralanmış butonun ID'sini aldım. Sonra bu ID'lerle ne yapacağız? Diyeceğiz ki bir kontrol yapmamız gerekiyor. Let in cart diyeceğiz. Cart nokta find. Bul diyeceğiz. Neyi bul? Item içerisinden. Şimdi bu kart nereden geldi? Hemen onu da anlatacağım. Item içerisinden ID 3 eşittir. ID eşitse. Şu an bana diyor ki ya sen kart is not defined diyor. Defined tan tanımlanmadı diyor. Aynı şekilde biz geleceğiz. Burada oluşturduğumuz gibi bir tane kart oluşturacağız. Kart değişkeni array oluşturacağız. Bakın şu an hata gitti. Burada dediğim olay şu. Bu kartın içerisindeki id. Tamam mı? Bu id eşitse bunu in kartı attı. Şu an ID bunun içerisi boş. Ama aşağı tarafta biz bu kartın içerisini dolduracağız. Merak etmeyin. Şu anlık boş. Yapılan işlemlerde yani sayfa yenilendiğinde mesela bu kartın lokal storage bu kartın içerisinden alım yapacak. Eğer bu kart doluysa hemen onun içerisinde sıralama yapıp eğer item'in ID'si ID'si bunların birbiriyle eğer eşitse o ID'yi döndürecek ve in kartın içerisine atacak. Biz de burada bir e, if else açacağız. In kart. Eğer inkar true dönerse yani varsa buton nokta set attribute disabled disabled diyeceğiz. Evet sonra butonun da opasitesini ne yapıyorduk? Düşürüyorduk. Opacity nokta 3 diyerek burada da düşürüyorduk. Evet. Burada ne yaptık? Şuradaki olayı hatırlıyor musunuz? Bakın. Tıklayınca buraya ekliyordu. Ve buradan tıklayamıyordum. Ve opasitesi de düşüktü. Yani biraz da görüntüsü bu şekildeydi. Görülmüyordu yani. Yüzde 30 falan görünüyor. Burada onu yaptık. Neden bunu yaptık? Eğer kartta varsa zaten büyük ihtimal bunun içerisinde de vardır dedik. Eğer bunun içerisinde varsa ID varsa o ID'lere sen şey yap. Ee, bu şekilde tıklanamaz yap mesela. Yenilediğim zaman en alttakine tıklayamıyorum. Neden? Çünkü e, ID kartın içerisinde var. Sonra eğer yoksa dedik. Kartın içerisinde yoksa yeni kart yani true dönmüyorsa. Buton nokta et event listener. Ben butona tıklayınca her bir butona. Bir tane sen event döndür. Events. Evet event ee, nokta target nokta disable disabled artık ne dersek eşittir true Evet buradaki olay şu tıklandığı zaman tıklanamaz yap bir dahakine deneyelim olmuş mu tıkladım tık tıkladım olmadı neden şu an olması gerekiyor idi sanki Get buttons. <laughs> Event nokta. Şurayı bir çalıştıralım bakalım. Event nokta target. Çalışıyor mu onu merak ettim. Konsoldayız. Tıkladık. Evet çalışıyor şu anda. Tıkladık. Çalışıyor. Event nokta target nokta. Sublet true. tıklanamıyor zaten. Ben ilmece niye bakmadıysam. Şu an saat buçuk akşama doğru biraz yorgunum. O yüzden bu tarz şeyler olabilir. Ama sıkıntı yok yani anlatmaya devam edeceğiz. Evet şu an gitti. Yine event tıkladığımızın tamam mı? Stili opasitesi diyeceğiz. Geleceğiz. Bu da nokta 3. Şu an UI kısmında evet bunu başarmış bulunmaktayız. Bakın gidiyor. Şu an kendi projemizde de aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Sonra bunları tıkladığımızda bunlar gerçekleştirsin dedik ve sonra şey diyeceğiz. Şöyle pardon hmm. diyeceğiz ki get product from product. Yani ne yazalım? from products. Buradan lokal storage e ekleme kısmına artık geçebiliriz. Şuradaki storage var ya arkadaşlar biz bunları statik olarak oluşturacağız. Neden biliyor musunuz? Şöyle nillememek için. Diyeceğiz ki statik ilk başta ben yüklenir yüklenmez şu application kısmındaki şeyler kaç tane varsa hepsi eklensin istiyorum. Demek istediğim bu. Şimdi için içerisine gireceğiz. Diyeceğiz ki bir tane save products aç. Bunun içerisine products tüm itemleri gönder tamam mı? Tüm ürünleri bizim API'den aldığımız ne kadar 100 tane varsa 100 tane 10 tane varsa 10 tane bunun içerisine gönder ve bunları local storage set et içerisine yani ekle kaydet hangi isimde Emin isminde olsun tabii ki bunu e, Jason'a çevirmem için Jason nokta diyeceğim sonra hepsini ekliyoruz ya hepsini de bu şekilde şey yapacağım ekleyeceğiz ve Jason'a döndürdük Emin isminde kaydedilecek artık lokal şimdi sayfa yeniledik bakıyoruz bir şey kaydetmedik. Neden? Çünkü biz buraya metodu yazdık da bir yerde çağırdık mı? Çağırmadık. Nerede çağıracağız biliyor musunuz? Hemen şu display production altında çağıracağız. Diyeceğiz ki storage storage evet. İşte new dememek için şu, şu şekilde statik yazdık arkadaşlar. Storage nokta save product dedik. Şimdi biz burada parametre alıyor gibi gösterdik. Şu an bu parametreyi göndermemiz gerekiyor. Nereden? Buradan. Zaten bu bize yukarıdan almıştı. API'den dataları bize 100 tane ise 100 tane, 50 tane ise 50 de kaç tane ise buraya gönderdik. Bu da geldi burada. JSON'a e, çevirdi ve Emin isminde kaydetmesini bekleyeceğiz. Kaydettik, yeniledik. Evet, baktığımız zaman da Emin isminde bir sürü alanımız açılmış. Yine buraya diyeceğiz ki Emin tabii ki burada kullanabileceğimiz bir isim değil. Benim İsmim emin tamam ben kullanabilirim de sizin isminiz emin değilse burada pek de kullanışlı olmayacaktır. O yüzden geleceğiz buraya products diyeceğiz. Evet products dedik şimdi iki tane açıldı yeniledik sildik buradan sileceğiz şöyle kaydedeceğiz artık products isminde kaç tane 5 tane. tane altı tane sıfırdan başlayarak gittiğimizde altı tane itemimiz buraya yerleşmiş oldu. Şimdi bunu kaydettik bir de şey yapacağız ID'ye göre bir işlemleri gerçekleştireceğiz. Onu da gerçekleştirirken get product deyip buradan bir ID almasını isteyeceğiz. Bunu da buton ID'si tarafında çağıracağız. Şimdi geleceğiz tamam mı? Bu kısma neredeydi bizim yazımız? Ha, ürünlerin, yani bizim o dataların diyeyim alımı için şöyle bir şey yapacağız. Let cart item diye bir değişken oluşturacağız ve bunun parantez içerisinde storage içerisindeki get product id buradan id göndereceğiz ve içerisine amount. Bu şekilde ekleyeceğiz. Rest operatörleri var arkadaşlar. Bunlara da bu şekilde kullanım yapabiliyoruz. Yani birincisini aynen alıp ikincisine bu şekilde amount'u ekleyebiliyoruz. REST, SPREAD, STRAPPED operatörlerine bakabilirsiniz. Onları da ufaktan bir araştırın. Şimdi bizim burada storage içerisinde get product id dedik buradaki id'yi gönderdik. Hangi id'ydi bu? Her bir butona döndüğümüzdeki id'ydi. Tamam mı? Biz eğer burada e, varsa dedik bu id'yi gönder dedik. Sonra geleceğiz get product kısmına da diyeceğiz ki sen bir tane düz tekli bir productsın. pardon tekli diyorum tüm productslarsın. Biz bunu local storagedeki ne kadar ürün varsa onları çekip parse edeceğiz. Yani javascript şeyine döndüreceğiz. Local storage nokta get item item burada products diyeceğiz. Evet şu an products dedik değil mi? Bu products neydi? Şuradaki products. Yani ben buraya emin yazmıştım ya. Buraya emin olarak kaydetmiştim. Evet buradaki. Buraya emin ol yazsaydım. Buraya da emin yazacaktım. Yani burada dediğim lokaldeki ne kadar varsa. Bunları al. Sen dönüştür. Şeye. Arset. Javascript'in kullanacağı biçime. Yani JSON'dan burada şeyi pars ettik. Javascript'te. Sen bunu products'ın içerisine at ürünlerin içerisine. Sonra sen bu products'ların içerisinden find it. Yani bul. Neyi bul biliyor musun? Her bir product'ların içerisinde eğer benim yukarıdan aldığım product varsa product.id varsa onu döndürür. Yani bu şey yapıyor. Bizim local storagedekileri getirdik bu production içerisine attık ve bunun içerisinden döndü her döndüğündeki id eğer Bizim Yukarıdaki buton kısmında gönderdiğimiz bu ID var ya burada da her birine dönüyordu Eğer eşitse Sen Bunu dön diyoruz işte yani Buraya return dememiz gerekiyor Evet bir şey yazmayacak burada Şu an ne yaptığımızı hemen anlatalım. Lock diyeceğiz tamam mı? Lock. Kart item diyeceğiz. Şu an ben şuna bastığım zaman bakın bana tıkladığım tamam mı? Tıkladığımı şey yaptı, buldu. Bu tıkladığıma bakalım bak amount yani adet demek arkadaşlar. Yani kaç tane olduğunu belirttik. Ben tıkladığımda onun bir tane olduğunu gösteriyorum ve bu şekilde bunun içerisine ekleyebiliyorum. Buna değil de şuna tıklasam bakın dörde ekledi. Birinci eğer şey yaparsam bak title bir ve bunun da bir adet olduğunu bu şekilde eklemiş olduk. Tıkladığımız ID'ye göre. Sonrasında altına diğer kodlarla birlikte yazmaya devam edeceğiz. Lakin burada unuttuğumuz bir şey var mı ki? Kartlar, get kartlar. Tamam. Burada anlatabileceğimizi bu şekilde anlattık aslında. Şimdi diğer kodlara geçelim. Şimdi yapacağımız ise e, karta ekleme işlemi. Nasıl yani? Hemen burada yazalım zaten. Add product to the cart. Ne ekleyeceğiz burada? Bizim yukarıda boş bir tane şey yapmıştık. Evet. Kart diye tamam mı? Bu kart şu an işimize yarayacak. Nasıl yarayacağız? Yine aynı şekilde diyeceğim ki bu kartın içerisinde ne kadar item varsa bunu al. Bir de sen buna bu kart item'i ekle. Yani o daha aynı tıklayıp tek tek alıyorduk ya. Her tıkladığında birini ekle. Aha bunu da yazdıralım. Bak birinciyi tıkladım. Şu an array içerisinde birinciyi ekledi. Üçüncüyü tıkladım. Baktığımız zaman title 1 ve title 3 ekledi. Bu şekilde bu şekilde ekli ekliye gidecek arkadaşlar. Sonra biz bunu artık şeye kaydetmemiz gerekiyor. Save cart in local storage diyeceğiz. Bunu da lokale kaydedeceğiz arkadaşlar. Bir sev metodu ile. Biz sev metodunu şu an products değil. Save kart yazacağız aslında. Hem buradaki metodu oluşturayım da onu daha iyi anlayacaksınız. Storage diye direkt yazabiliyoruz. Yani yeni bir isim belirtmeden. Çünkü statik bu metotlar. SaveCard diyeceğiz tamam mı? Bir her eklediğimizi tıkladık tek tek ekliyorduk ya burada. Her eklediğimizi sen bunu al buna gönder diyeceğiz. Bunu gönderdiğimiz hadi geldik bunu da aşağıda aldık. Diyeceğiz ki statik saveCard. Yukarıdaki kartı aldım ben. Okey. İndim. Artık bu kartı da ben local storage'e kaydetmek istiyorum. Buraya. Ne diyeceğim? Local storage noktam. Set item diyeceğim. Yukarıda ismi kart olacak. JSON nokta. Bunu şeye çevireceğim. JSON'a stringify diyeceğim. Ve hangisi olacak? Şu aldığım kart var ya tek tek tıkladıklarımın hepsini sen lokal storage'e bu şekilde kaydet diyeceğim. Şimdi açtım. Şunu bir kapatalım. Yenileyelim. Evet bakın şöyle göstereyim. Burada products kısmında sadece ürünlerimiz var. Sıralanan ürünler. Şimdi ben bunu tıkladığım anda tak buraya da eklendi. Ne diye? Kart diye eklendi. Tak dedik kart diye. Burada çünkü bir şeyi biz yanlış yaptık. Şunu yanlış yaptık. Bu böyle gönderilir mi hiç? Bu silelim buradan yenileyelim. Şunu tıkladık bakın tak geldi. Dur şöyle yapalım. Title biri görünce anlarsınız. Title bir kart title bir. Bakın geldi sıfırıncı eleman. Birinci eleman ikinci eleman yeniledik ve kaydedildi artık lokal kısmına da. Evet burayı da hallettik arkadaşlar, güzel ilerliyoruz, sıkıntı olmadan umarım, hata da yapmadık, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bunu sildik, şöyle, <laughs> Storage Save Card dedik, burası da şey olacak, Total yani şuradaki arttır, azalt kısımları var ya, o kısımlar olacak. Hemen gelelim o kısımlara da. Burada save cards in local so storage diyeceğiz. Bunu demeyeceğiz. Beyin uçtu. Beyin iflas etti. İflas etmedi. Devam ediyoruz. Diyeceğimiz ola şu. Save kart aynı metotları tekrar tekrar yazıyoruz ya values. Heh. Buraya bir tane metot oluşturacağız. Diyeceğiz ki this nokta save kart values values artık. Evet yukarıdaki her bir eklediğindeki kartı sen save kat values adındaki şeye gönder. Karta gönder. Okey. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Şu get Back butonsu kapatıp daha rahat görmeniz için buraya set kart value'si diye bir tane açacağız ve orada her tıkladığımızda gelen kartı da buraya göndereceğiz. Ve diyeceğiz ki let let e, temp total diye bir burada bir tane değişken oluşturacağız temp total diye. Bir de yani bu totali tutacak bir de şuradaki şu sayı var ya şu item sayısı onu tutacak bir tane değişken yazacağız bunlar sıfırdan başlayacak o yüzden items total diyeceğiz bu da sıfırdan başlayacak sonra bunun içerisinde kart map diyeceğiz yani yukarıda her bir tıkladığımızdaki o biriktirdiğimiz kartlarda içerisinden döneceğiz her bir eklediğimiz kartın ve item bizim map ile temsil edecek mapte temsil edecek pardon ve biz her döndüğünde diyeceğiz ki total artı eşittir hmm, item yani o gönderdiğin ki itemın parası fiyatı çarpı itemın amountu yani adeti eğer iki tane ise iki tane üç tane ise fiyatı mesela onsa bir tane ise çarp içerisinde bir tane varsa bir tane şimdi biz içerisinde arttırma ve azaltmayla o amount'u arttıracağız eğer 5 olursa 10 sabunun fiyatı hemen çarpacak. 5, 5 kere 10 50 diyecek ve totale atacak. Totale de o yazmış olacak. Sonra tabii kaç tane varsa içerisinde. Items. Total. O da artı eşittir. Item nokta Yani kaç tane içerisinde item varsa onu da şuraya yazdıracağız adetleri kaç tane? Bunun 4 tane mesela. 4 tane bundan 5, 6 tane 6 yazması lazım 6. Yani bu mantık burada da var. Kart total dedik. Yani şunun HTML'deki DOM'daki yeri yukarıda almıştık zaten. Inner text. Yani içerisinde biz diyeceğiz ki parset yani virgülü sayı olabilir. Sen temp totali şu çarptık ya. Aynen to fix it. Yani sen virgülden sonraki şeyi alma işte iki basamaktan sonrasını alma dedik. Sonra kart items Bunlar burada arkadaşlar bak kart total de yukarıda biz html'ine uğraştığımız yer ve kart Item da aynı şekilde bakın onu da biz HTML'in oluştuk zaten şurada items. Yani şurası. Bu kart items da ne olacak? Bunu da inlere HTML'i veya texti ne dersek item.m6 kaç tane adet varsa o kadar adeti bunun içerisine ekleyeceğiz. Şimdi yeniledik bastık 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 şu anda hiçbir yenilenme olmadı. set card values bir şey değilmiş. Hemen onun ismini doğru yazalım. set card values şimdi demesinde görelim. Ekledik ekledik. item is not defined item is not defined demesi biraz şaşırtıcı tabi. Hangi satırmış? Burasıymış. Çünkü bu item değil. Bu Bunu biz niye böyle yazdık? Bu böyle değil ki. Biz totali burada aldık. Bu total bu total. Heh. Evet bakın artık artacak. 1, 2, 3, 4 şeklinde. tabi buraya ekleme işlemini yapmadık. Şimdi onlara geçeceğiz. Buraya da yapmış olduk. Bak bakalım totalde artıyor bakın. 255. 25 daha ekleyeceğim buraya. 250 olacak total. Ops. Ne oldu lan orada? 280. Şöyle düz bir şey yok mu ya? Application'ı bir şöyle sıfırlayalım. 50 var, değil mi? 50'ye biz 25 ekleyeceğiz. Ben yani 25'ten başladı. Okey. Çünkü içerisini biz sıfırlamamız gerekiyor. Totele diyeceğiz ki ah, şöyle diyeceğiz aslında. Totalde sıfır var. 25 Okey. 27 kaç attı? Yani 52 etti. Tamam. Burada 72 124 doğrudur. 88 212. Aynen. Tamam. Ekleme ve şuradaki adet kısmını da hallettik. 5. tam burası da hiçbir sıkıntı olmadan devam etmekte. Güzel. Buraya da işimiz bitti. Ne yapmıştık? Get products display products get back butonsem. Buraya devam edeceğiz arkadaşlar buradan. Set kart e, value istedik. Sonrasında şöyle açtık yeni bir tane e, olay. Artık sizin istediğiniz olay. Şöyle olacak. Tıklayınca içine ekleyeceğiz artık. Yani tıkla dediğimiz zaman gelecek buraya ekleyecek. Olayımız o. Burayı bir sıfırlayalım ve diyelim ki sen display display card açıklamasını yazıyorum çünkü böyle daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Biz nokta bir tane add card item diye bir tane sen metod aç bunun içerisine de card item'i gönder. Card item neydi arkadaşlar? Tekrar edelim. Card item her tıkladığımız butonun yani her tıkladığımız butondaki şu item'dı. Card ise bunların toplandığı yani Yani 1, 2, 3 hangisine tıkladığımızda toplandığı yeri. Bu tak tak bu şekilde hepsine tıklıyoruz ya içerisine biriktiği yer diyebiliriz. Şu anda evet, bakın API'nin böyle bir şey de var. Resimler geç geliyor. İşte burada bir loading falan döndürebiliriz. Olabilir. Şimdi bunu oluşturalım arkadaşlar. Save card values'un altına geldik. Diyeceğiz ki sen et kart item diye bir tane item. Bunun içerisinde de seni yukarıdan kart item gönderdik. Her tıkladığımız ama isimleri aynı olmak zorunda değil. Ben aldım buradan bu şekilde o anki item'ı görebilirim. Bir tane const e, li oluşturacağız tamam mı liste anlamında Document. noktam create element ile biz ne yapıyorduk bir tane element oluşturabiliyorduk bunun içerisine li diyeceğiz. Sen bir tane li adında bir li elementi oluştur. Liste. Şu liste. Onu da gösterelim. Şu liste var ya. Biz bunu cevasıklı oluşturduk. Okey. Sonra bu li'nin class listine sen ekle. Ne ekle? Dur bakayım neydi bunun class listi Evet. Card list item. Evet. Kart liste item'ı ekle bu şekilde. Sonrasında bu linin inner html var ya bunu da sen bekledikler içerisinde artık ekle diyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz arkadaşlar? Gideceğiz. html'e kart listin bunu zaten şeyle oluşturduk. Artık burayı ekleyeceğiz. Biz bunu şeyle oluşturduk zaten. JavaScript'te bunu almamıza gerek yok İyi. Bunu alacağız. Kart left var ya. Kart left. Şunda da gözükmüyor aslında ama bu temada. Kart left'ten şuradan şuraya kadar kopyalayın. Aslında burada kopyaladı da göstermiyor. Tema göstermiyor. Öyle bir gıcıklığı var onun. Sonra bunu biz alalım. Şöyle şuraya kadar bu şöyle içeri girsin. Okey. Aldık. Sonra image e ne olacak? O tıkladığımdaki item'daki image olacak diyeceğiz. O yüzden şuraya alacağız. Bu şekilde diyeceğiz ki item.image. Sonra buradaki title item.title item.title bu da şurada hatta kopyalayalım. Boşluk olsun. Item nokta Evet. Sonra geleceğiz şu quantity minus var ya minus. Bunu şey diyeceğiz. Buna da bir id vereceğiz. Data id. Çünkü silmeyi de biz eklemeyi de arttırmayı da ID üzerine yapacağız. O yüzden buraya da gelip bu şekilde nokta item.id diyeceğiz. Buton quantity minus diyorum. Burayı alacağız kopyalayacağız. Başka hangisine diyeceğiz demiştik. Buradaki şeye bulasam başka hangisi buradaki remove'a. Remove da ID'sine göre sileceğiz. Sonra buradaki adet ise şu sıfır yazıyor ya quantity adet ise geleceğiz buradaki amount eklemiştik ya yukarıda amount diyeceğiz okey sonra buradan çıkacağız şöyle part content ana konteynerına çocuklarına ekle diyeceğiz Neyi ekle diyeceğiz yukarıda verdiğim b'yi nice şu an içerisinde bir tane item var. Zaten ben bunu eklesem o gidecek büyük ihtimalle. Yok gitmedi. Enteresan. Bak burayı yanlış yapmışız mesela. Burada patladık. Data ID dedi. Neresi o? Ha şurası. Ha, yok. Burası. Ops. Ha. Ekledik. Tak diye buraya eklendi. Aynen bir. Bu da eklenecek. Şu da eklenecek büyük ihtimal. Evet bunu da bunları da bu şekilde eklemiş olduk arkadaşlar. Şunu silebiliriz. billiği var ya bunu buradan ister silin ben sileceğim. Hatta silmeyeyim. Size gitab atacağım ya. Orada yardımcı olur. Şu an hiçbir şey yok. Bu tekli bir adam var burada. Onu ekledik. 79'du. Fiyatı ve title'lı birdi title 5 25 dolar bunu da ekleyelim resimde burada zaten aynen direkt olanı ekledi nice bunu da bu şekilde ekledik lakin bakın burada tıklayınca direkt bu şekilde açılıyordu onu da basit aslında buradaki şey var ya tıklanan yer zaten olayların döndüğü yer burası buradan diyeceğiz ki Show gösterdi kart kartı göster ne yapacağız this noktam show kart diye bir tane metod oluşturacağız bu metodu da alacağız bunların altına tıklayınca çalışsın anlamında o da ne olacak bizim kart bitiğimiz tıklanınca açılıyordu yani şöyle tıklayınca açılıyor diye. biz de diyeceğiz ki biz o butona tıklayınca sen de git kat bitiyene tıkla. Bu kadar basit. Butona tıklayınca kat bitiyene tıkla. Tıkla tıkladı Tıklayınca tıkla. Hoppala. Güzel. Show kartı da hallettik. Evet. Burayla işimiz bitti sanırsam. Get back butonsla işimiz bitti. Bayağı da bir metot yazdık ha bu e, burası gerçekten önemli arkadaşlar. Şu anki yazacağım metot setup app olacak. Setup app. İçerisine cards. Yukarıdaki belirttiğimiz kart arkadaşlar. Bunun içerisinden storage diyeceğiz ve get kart diye bir tane metot oluşturacağız. Böyle bir metot yok. Yani biz bu kartı o anki storage'deki kart var ya onu getireceğiz. Bunu da öğrendik zaten. Ne yapacağız? Hemen bu storage içerisine girip yine statik bir get kart metodu oluşturacağız. İçerisine bir şey göndermeyeceğiz diyeceğiz ki local storage'in içerisindeki get item'dan tamam mı? Eğer kart adında bir key varsa, yer varsa içerisinde yani bir şeyler varsa sen onu şey yap. Parse et, Yani JavaScript'ten şey JSON'dan onu JavaScript'in kullanacağı bir veri tipine dönüştür. Neyi dönüştür? Kartı dönüştür. Eğer yoksa boş bir tane array dönüştür dedik. Bu ise setup up ise ne biliyor musun arkadaşlar sayfa yüklendiğinde olacak bak şimdi biz application'a girdik. Burayı yeniledik şu anda sadece product var değil mi kart yok. Bu setup up'a ne dedik. Dedik kart. E, bu şekilde. Eğer varsa içerisinde bir şey. Sen gönder yoksa gönderme. Şimdi biz bunu buraya ekleyeceğiz nereye. Buraya UI nokta. Hmm setup up ya da app setup app diyeceğiz kaydedeceğiz şöyle yenileyeceğiz tıklayacağız bozuldu tık tık promosinin find reading function bakalım ne oldu lan bu niye böyle bir şey dedi UI.setup nokta setup Allah Allah Artmaz, tönecin alıcıya kart. Ben bunu ekleyince hata veriyor. Hmm, acaba kartı biz güncel verileri göndermedik diye mi? Şöyle yapacağız. Diz noktam set kart values vardı ya şeyleri hesaplamaları gerçekleştirdiğimiz onun içerisine buradaki kartı göndereceğiz. This nokta bir de dur bunu yazmasın. Tekrardan. Undefined map. Evet burası biraz çözüldü sanki. Neden neden ola ki? Bakalım. Neden derlenmiş? Hmm, anladık. Biz bunu gönderdik de arkadaşlar return dedik mi? Demedik. Dur şurayı yazalım. Buraya Re return diyeceğiz çalıştırması için. Heh. Şu an geldi. Application'a girdim. Yeniledim. Şu şekilde dedik. Tamam sıkıntı yok. Setup up. Okey. Bu kartı çektik şeyden işteki kartları çektik. Şu an bir şey yok mesela. Tamam mı olsa bunu kartın içerisine atacaktı ama lakin yok. Şu an yüklediğimiz için bunu kartın içerisine attı. Hatta şuradan e, lock deyip kartı yazdıralım. İnanmıyorsanız. Şunu şöyle bir yenileyelim. Konsola gidelim. Konsol direkt boş yere döndü. Şimdi kapattığım zaman Bakın konsol kart boş array. Nerede yazmıştık? Biz burada demiştik ki zaten eğer içi boşsa varsa sen direkt git local storage'deki kart ismindeki o şeyi getir. Yoksa boş array dön. İçi boş boş yereyi döndü. Okey işlemimiz başarılı. Şimdi burada yapacağımız işlem güncel olan verileri o anki karttaki verileri bizim şeye göndermemiz lazım. Şu hesaplamalar kısmına. O yüzden diyeceğiz ki this nokta set set kart kart value ise evet o anki eğer boşsa boşu gönder doluysa doluyu gönder. Bir this nokta populate kart adında bir tane metod açacağız. Bu metot ne işe yarayacak? Bu metotta yine kartı göndereceğiz o güncel kartı ve buraya da açalım hatta şöyle. Evet sen kartı al içerisinde boşsa boşal al doluysa doluya. Diyeceğiz ki sen bu kartı al ve et kart item var ya onun içerisindeki UI kısmına gönder. O da kart nokta for each ile gelecek ve diyecek ki item şöyle this nokta add cart item neydi item'ı gönder yani içerisinde dön ve gönder diyeceğiz şu an bir şey yok bak bir aslında yaptığımız olay şu iki Tık. bakın sıralandı eğer biz bir populate kartı yazmazsak yani dediğimiz olay şu yüklendiğinde bakın setup'a ne demişiz Dede sen kartı al. Şeydeki lokal storage'e biz kaydettik ya. Şimdi mesela şöyle yorum satırı yapalım. Şunu da şöyle yorum satırı yapalım. Tamam mı? Normalde sıralamıyor bak sıralamıyor. Ama biz populate kartı çalıştırdık. Biz lokal storage'deki bakın var zaten burada. Itemler var ama sıralama yapmıyor. Sen al dedik. Bunun içerisine at. Şeyden çek. Lokalden. Bu değişkenin içerisine at. Bu erayın içerisinde. Sonra hesaplamaları da yapmıyor. Bunları yapmamız lazım ama bakalım yanlış mı söyledik acaba. 79, 72. Ne yapar? 151. Aynen. Çünkü yapar. Niye yapmasın? Şu ikisini yapayım bakayım yapacak mı? Bak sıfıra yapar. Şimdi bunun içerisine hesaplamaları yapan var ya onun içerisine kartı gönderdim. Popület kartta işte bu item listelenmesini sağlayan şu metot var ya. Aynen. Bununla bunun gönderdim. Artık iki der ve içerisinde kaç tane varsa kartı onu da bu şekilde sıralar UI'da. Okey çok da güzel gidiyoruz. Devam. Sonra kart log açacağız. Bu kart log de sepet mantığı oluyor arkadaşlar. Yani sepetteki o bizim tıkladığımızda bir arttır. Azalt fiyatı sıfırın altına düştüğü zaman işte sil ve yukarıdaki items kısmında da güncellemeleri yap. Bu kısım yani şu an bizim projemizde bu çalışmıyor. İlk diyeceğimiz olay. Bizim clear bit butonumuz vardı. Şurada Buna tıklandığında ben bir şeyler olmasını isteyeceğim. O yüzden add event listener'la click'i ekleyeceğim. Böyle diyeceğim ki burada benim bir tane fonksiyon çalıştır. Bu fonksiyonda yine şöyle modern olarak kullanalım. Evet. Bunu diyeceğiz ki sen tıklandığında diz nokta clear kart diye bir tane metodu çalıştır. Pardon. Clear card bu ne işe yarar? Hemen ona tıkladığı zaman bu metodu şu şekilde açalım. Bu metot şu işe yarayacak. Bir tane let cart items diye bir değişken oluşturacağım ve bizim hali hazırdaki kartımızın içerisinden içerisindeki listedeki kaç tane item varsa onu map dönecek ve bu itemların ailesini alacak bu şekilde. Sonra bu kart items'ın İçerisinde biz for işte döneceğiz. Sonra bu id'yi biz nokta item diye bir tane metodu göndereceğiz. Yani her döndü id'yi. Sonra burada bir tane remove item metodu açacağız. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Her bir metot bir işlemi yapmakla görevli elimizden geldiğince o şekilde yapmaya çalışacağız. Remove item'dan dönen ID'leri buraya gönder Sonra kart deyip kartın içerisindeki filtre ile kartı filtre ile içerisindeki itemları eğer item nokta ID'sine yukarıdan gönderdiğimiz ID'ler eşitse Burada dediğimiz olay şu. Kartın dönüyor içerisindeki itemları Tamam mı? Eğer yukarıdan gönderdiğimiz tıkladığımızda veya bir şuradaki item'a tıkladığımızda bir ID göndereceğiz. Eğer bu ID kart listesinin içerisindeki ID'ye eşitse o ID'yi çıkar, diğerlerini dönder diyeceğiz. Yani bu filtrede bir silme işlemi oluyor. Yani dışındakileri göster diyeceğiz. Öyle söyleyeyim eşleşenlerin dışındakileri gösterdiğince ne olacak? O item silinmiş olacak. Sonra güncelleyeceğiz tabii ki bunu set sildiği için set kart value bunu çalışmıyor. ha? Set kart value diyeceğiz ki güncel kartları gönder çünkü değişken olarak atadık bunun içerisine. Ve sonra işte çağıracağız bunu kaydetmesi için. nokta Dev Part diyeceğiz. Yine aynı şekilde ile döndürdüğümüz geriye kalan listeleri kartın içerisinde lokalde kaydettik. Sonra let buton diyeceğiz. Eşittir. Diz nokta get single buton gelen id yine o silinen id buton içerisine atacağız. Get single butonla. Get single buton diye bir tane de şey oluşturacağız. Metot. Bu metodun içerisine de yine alınan bu id'yi yani şuradaki şu id var ya bunu aldık. O silinen id'yi gönderdik ve dedik ki return dön. Ne dön? Buton stone içerisindeki bul enable buton buton data setin id'si eğer eşitse id'ye bulup döndürecek buraya ve döndürdüğünde de bu buton içerisine atacak ve bu butonun içerisine yani silinen butonu buluyoruz aslında biz silinen butonu ne yapacağız biz burada ne yapıyoruz silinen butonda Mesela şöyle clear diyeyim hepsini ben bir temizleyeyim. Mesela ben geldim şu ikinciyi ekledim tamam mı? Ben tıklayamıyorum. Opasitesi de düştü. Ben bunu silindiği zaman geri haline dönmesini istiyorum. Bakın ben burada sildim benim kendi burada yaptığım projede ne oldu? Silindi. Aynısını burada yapacağım işte. Ben bunu sildiğim zaman geleceğim buradaki o tıklanamamazlık işte ve opasite kısmını şey yapacağız eski haline döndüreceğiz. Burada da işte bu butonu buluyoruz. Tıklanılan bu ID'sine göre butonu al dönder. Ve diyoruz ki bu buton disabled kısmı false olsun. Sonra buton nokta stil opasitesi de eşittir 1 olsun. Tamam mı? Sonra clear kartta da bir while döndüreceğiz ve diyeceğiz ki kart content kart content'in children'ları uzunluğu yani içerisinde sıfırdan büyük eleman varsa sen hepsini şey yap dön remove nokta child'larını remove child ne yap kart content bakın burada remove child'ın üzerine geldiğim zaman bunun bir metod olduğunu ve child elementlerini buraya yazmamız gerektiğini söylüyor Biz de kart content'in yani şuradaki bu bir child bu bir child onu da hemen children diye şöyle döndürüyoruz Evet deneyelim bakalım olmuş mu o application kısmını şöyle Sıfırlıyoruz. Sonra bunu ekliyoruz, bunu ekliyoruz, sonra bunu ekliyoruz. Clear butona geliyoruz. Clear diyoruz. Takıt. Tık. çalışmadı sanırsam. Hata var mı yok? Neden? Çünkü biz en başta şu kart log içi çağırmadık. Bir yerde çağırmazsak tabii ki çalışmaz. Ua nokta kart log diyeceğiz Daha buradaki yüklendiğinde den var ya bunun altına get back butonsu biz burada çağırıyoruz. Onun altına yazıyoruz bunu. Application'ı sıfırlıyorum. Her şey sıfırlandı. Bunu ekledim. Bunu ekledim. Bunu ekledim. Geliyorum. Clear diyorum. Hepsi gidiyor ve boş bir array dönüyor. Mükemmel. Şimdiki yapacağım işlem ise item ekleyince tıklayınca bir artsın ve burası artsın. Bir olunca da azaltınca burası azalsın. Biraz azalsın olunca da silinsin diyeceğiz. O zaman hemen onu yapalım. Nerede yapacağız onu? Kart log için içerisinde yapacağız. Kart log için içerisinde değil, aslında başka bir metotla yazsak da olur. Ama yok ya daha fazla metot yazıp da kafanızı karıştırmayayım. Biz buradan gidelim. Şimdi kart content. Kart content neresiydi arkadaşlar? Şurasıydı bakın Şurası. Da bakalım elemente ayar kart. Content, neredeydi bu? Yukarıdaki variables'a bakın var, card list'miş tamam mı? Card list. Card list burası. Ule list, altında li 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 şeklinde biz bunu sıralıyoruz. Bakın burada bir li var. Ve bu card list'in, biz diyeceğiz ki, içerisinde benim tıkladığım yere göre ben if veya else, Diyeceğim eğer tıkladım buysa klası buysa yani diyeceğim ki, eğer tıkladığımın klası işte biten delete ise veya card remove silsin. İşte işte şey ise eğer quantity minussa eksilsin klası bu şekilde bir şey yapacağız if else komutlarıyla ilerlemeye çalışacağız ve card content at event listener'a diyeceğiz ki sen klik diyeceğiz. Klik de bir tane event dön. Tabii bunu event target ile yapıyorduk. Hatırlarsanız eğer yani event şöyle göstereyim de size event nokta target diyelim. Konsola geldik. Kart content'e tıkladım. Bakın butonu bana gösteriyor. Şuradaki biri tıkladım. Bakın bana quantity'yi gösteriyor. Silme butonu var ya tıkladım. Silme butonunu gösteriyor. Şimdi bizim burada yapacağımız olay şu. Bu event target'ı biz diyeceğiz ki bunun eğer tıkladığımın klası Cart remove bitiyense sil. Eğer quantity plus'a bir arttır ve burayı arttır diyeceğiz. Olay bu. Basitçe. Evet hemen basalım. If event nokta target nokta class list yani tıkladığımın klası eğer içeriyorsa ne içeriyorsa kart remove bityen yani şurayı içeriyorsa Şu temiz ve sağlıklı bir şekilde alalım nokta koymamıza gerek yok eğer içeriyorsa ne yapacağız içerisine gireceğiz ve diyeceğiz ki remove item event nokta target yani bu buton artık remove item tıkladık içerisine girdiğine göre artık bu butonu aldık sonra let id diyeceğiz remove item'ın biz class list şeye remove item'a da biz dataset'te id tanımlamıştık ya her bir for each döngüsünde o yüzden dataset nokta id dediğimiz zaman onun id'sini verecek bize okey burada da güzel Sonra remove diyeceğiz. Ne remove diyeceğiz? Remove item. Remove ee, pardon. Remove item aldık ya biz. Evet yani hatta şöyle göstereyim size. Lock remove item diyecek. Bakın şimdi. Ne olduğunu göstermek için tıkladım bakın direkt remove item yazdı. Bak buralara tıklıyorum olmuyor. Target çalışmıyor ama buraya tıkladığım zaman çalışıyor ve data id'si de 3. Data id'si de 3. Bakın data id'si bunun 3. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi biz ID'yi nereye göndereceğiz? Buraya göndereceğiz. Bu da silme işlemini gerçekleştirecek ve opacity'si bunun 1 onu yazmamışız. Bu şekilde yani. Hemen remove item'ın tamam mı? parent elementinin nokta parent elementinin parent element'ini biz UI'da sileceğiz. remove. Yani ne dedik burada? Şu var ya siler zaten ben yaptığım zaman ama tekrar gelir. Çünkü bizim şeyden de silmemiz lazım. Buradan da silmemiz lazım. Bak bunun remove item'ın şey e, parent elementi yani bir üst elementinin bir üst elementinin bir üst elementi burası. Şuraları kapatayım karışmasın bak. right var. Heh. Bunun bir üst elementi. Parent elementi. Parent. Yani üç kere parent elementi. Remove dedik sildik. UI'dan siliyor. Sıkıntı yok. Bizim bir de bunu ID'yi şeye göndermemiz lazım. Remove item'a. O yüzden this nokta. Remove item'a. Biz ID'yi göndereceğiz. Artık ne olacak biliyor musunuz? Bakın sileceğim sıfırlandı yenileyeceğim artık gelmeyecek çünkü biz metodu tamamladı tanımladık o yüzden bu şekilde metotsal bir yazı yazarsak nesneye yönelimli bir şekilde programlamayı gerçekleştirirsek her metodun ayrı işi olur ve biz de bir sıkıntı çekmeyiz okey silme işlemi gerçekleştirdik else if diyeceğiz eğer başka bir şeye tıklarsak şurayı alacağım bu şekilde hatta şuradan alacağım bu Artık tıkladığım şey quantity minus olacak. Şurayı alacağım ben. Bir tane item ekleyeyim buradan. Heh. Şurayı alacağım. Quantity minus. Burayı aldım bu butonu. Eğer buysa artık içerisine gireceğim. Eğer buysa ne olacak? Şu ikisini alacağım arkadaşlar. Kopyalayacağım. Bir de hatta şu üçünü alacağım. Şöyle. Hatta şu dördünü alacağım. Direkt alayım bu şekilde. Ya da burada almayayım. Ya yani tek tek yazayım. Let lower amount dedik ve içerisine girdik. Event nokta target. Yukarıdaki gibi tekrardan buraya anlatmama gerek yok. Let id aynı şekilde lower amount nokta dataset nokta id. Okay. Let's temp item diyeceğiz burada ve kart nokta find bul neyi bul item'ı neyin item'ını item nokta item ve eğer id'ye eşitse şimdi kartın içerisindeki bizim id tıkladığımızda tamam mı eğer id eşitse bunu temp item'a attık. Ve temp item'a da dedi ki temp item'ın amount'u eşittir. Tık silme işlemini gerçekleştireceğiz. Yani silme değil. Bir eksiltme işlemini gerçekleştireceğiz. Temp item nokta amount'a eksi bir diyeceğiz. Okey. Sonra if eğer temp item yani tıkladığımız item'ın amount'u birimi büyükse sıfırdan tamam mı? Sen storage nokta kart pardon sev karta kartı güncel kartımızı gönder. Ve e, this nokta set kart values de şeylerimizi hesaplıyordu. E, Paraşları hesaplıyordu fiyatları. O metoda da güncel kartı gönder. yani Bir güncelleme at. Update at. Sonra lower amount. Yukarıda belirttiğimiz bu tıklanan eksi butonun eksi butonunun parent elementinin parent elementinin parent elementi sil. Sil evet. değil pardon bu burası değil burası değil bunu yazmayın böyle bir şey yok next şu aslında lower amount yani şu yani şu da biraz var şöyle yapayım hata geçer mi token dedik neresi eksi bir abi burası Heh. bakın buna diyeceğiz ki ben bir eksilttiğim zaman şuradaki, şuradaki sayıyı bir azalt diyeceğiz. Yani burayı da değiştir diyeceğiz. O yüzden lower lower amount next element yani kardeş element diyor burada next element siblings ile bu JavaScript'de yazılan bir kod um, sibling next element sibling aynen nokta inner text eşittir temp item nokta amount o zaman ki amount'u kaçsa o else değilse şuradaki ee, şu kodlar ya şu bunu al bunu aldıktan sonra bunu al gel buraya yapıştır sadece şu lower amount'u burayla değiştir bu şekilde yap bakalım sildik hoppala gitti yeniledik gelmedi ekleyelim birinci item ikinci item, üçüncü item. sildik gitti Sildik gitti. Sildik gitti. Evet. Güzel oldu. Bunu da eklemiş olduk. Ne kaldı? Artı. Yani arttırma kaldı. Şuna bastığım zaman artacak. Evet. Şuradaki el seif var ya. Şu el seyfin bittiği yerden bittiği yerden bir şey yapıyoruz. El seif de açıyoruz. Ve buna da Şunun aynısını kopyalıyoruz. Şu quantity plus diyoruz. Tamam mı? Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmayalım. Sonra şuraları kopyalıyoruz. Geliyoruz. Buraya diyoruz ki Add amount Evet, add amount diyoruz. Bu temp item'ı da aynı şekilde burada da temp item'ı bu şekilde alabiliriz. Sonra buradaki eksi getireceğiz, artı yapacağız. Tek fark o. Sonra storage'i kaydedeceğiz. Aynı şekilde fiyat total falan onu da hesaplayan metodu da bunu göndereceğiz güncelleyeceğiz sonra şuradaki ürünler text nerede o şu kısım var ya bunu kopyalayacağız şöyle burayı değiştireceğiz Evet şu an olmuş olması lazım Evet ekledik. Önce bir application'dan burayı bir yenileyelim. Zaten oradan orası bizim veri tabanımız oldu aslında. Buradan direkt aldığı için şu an sıfır. Evet şöyle büyütelim ekranımızı. Şöyle biraz daha random item, random resim atsın. Aynı resimleri atıyor. Ya. Yani. Hatta şöyle yapalım. Biraz daha şey olur. Heh, Mesela bunu ekledim 44. Sonra geldim bunu ekledim 77. 44 33 daha 77 yapar. Bir arttırdım 110. Bir azalttım 77. Azalttım azalttım. Şu an kaç tane var bundan? 2 bundan 2 bundan. Şu an bunlar artmadı mesela. Fark etmişsinizdir. Bunun ismini yanlış yazdık. Büyük ihtimal. Next element sibling. next element the blink, inner text temp item amount bu next element olmayacak bu previous şöyle previous. o us element element the link inner text Evet, tamam, evet, bu aslında garip bir şekilde. Heh, tamam, şimdi oldu. Arkadaşlar. Hoppala. Evet, şu an güzel oldu projemiz. Şöyle eklentiden de bakalım. Google e, Chrome'daki yüklediğimiz bir eklenti telefon görüntüsünü gösteriyor bize. Boş ekleyelim bu şekilde gerçekten güzel bir proje oldu ödevlerimizde de falan kullanabileceğimiz çok nice bir proje oldu tablette şöyle bir Microsoft'un telefonu varmış herhalde bunu yeni gördüm onu da tabi gösterim iyi olmaz çünkü ortadan bir alan şöyle bakalım tablette evet tıklayalım 25 şöyle ekleye eklesene. Bunu ekledi herhalde. Aynen eklemiş. Şöyle Clear diyelim. Şöyle yenileyelim bir. Eklemeyen var mı? Bunu eklemez. Bunu ekler. Bunu ekler. Aynen. Evet arkadaşlar, projemiz çok mükemmel oldu. Şimdi bunu ne yapacağız bunu gitaba atacağız gitaba attıktan sonra canlıya alacağız ve canlıya aldıktan sonra paylaşacağız Anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz Baya bir metot yazdık video ne kadar sürmüş diye Bakalım şöyle bir Yani 2 saat 2 buçuk saati bulmuş Güzel oldu ama güzelce yazdık Tertemiz. Ödev olur Kendinizi geliştirmek için JavaScript kısmında gerçekten güzel bir yer. Ya aslında yaptığımız metotların hepsi yani bu mesela display products ne yapıyor? Ürünleri sıralıyor. Get back buttons da buton ID'lerine göre içerisine yazdığımız, çağırdığımız yerlerde etki ediyor. Show kart gösteriyor. Setup up karta kaydettiğimizi yüklendiğinde kaybolmamasını sağlıyor. Yani mesela ben bunu ekledim ya. Bunu ben yenilediğim zaman setup up direkt çalışıyor diyor ki karttan çeksen itemleri hemen buradan getir diyor. Şu anda getirdi mesela bu şekilde almış olduk. Doğru, populate kartsa bu da kart item'a direkt atıyor. Bu forage karttan aldıkları item'im. Bu silme işlemi işte e tüm kartı silmeye yarıyor. Clear kartı gönderiyor. Clear kart da burada aynı UI'dan siliyor. ailesini. remove item'a e gönderiyor. Remove item da tek tek döndüğü için şeyleri ee, tek tek dönmüyor gerçi. Direkt Map'te gönderdiği için bu da filter diyor. Direkt hepsini orada eğer clear buton yaptığımız zaman hepsini siliyor. Get single butonsa buradaki eğer şunu şöyle gösterelim. Mesela bunu ekledik. Sildik sildik. Geri geldi. Sildik. Geri geldi. Tıklayamıyoruz. Sildik. Geri geldi. Bunu yarıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer kısma. Gitaba atma kısmına. Şimdi Visual Studio Code kullanma, kullanın dememin sebebi şuradaki Source Control kısmı var. Ve bunun öncesinde bilgisayarınıza Git'i yüklemeniz gerekiyor. Git nasıl yüklenir veya Visual Studio Code GitHub kullanımı da yazarak e, şey yapabilirsiniz. Biraz araştırıp öğrenebilirsiniz. Şimdi ben e, Repository diyorum. Bana burada direkt işte gerekli olan dosyaları oluşturuyor. Şurada git dosyamı oluşturuyor. Sonra ben bunları commit diyeceğim. Tamam mı? Ve diyeceğim ki işte first commit diyeceğim. Tamam mı? değiştirelim komite buradaki artıya basacağım bakın arkadaşlar changes diyor ya artıya bastığımız zaman bunun stage changes demesi gerekiyor şu an eklendi hepsi first commit dedik bastık direkt şu an Publish etmem gerekiyor değişiklikleri kaydet e, gönder diyecek ve bana diyor ki ne ne olarak atayım? Private mi Özel mi yoksa herkese açık mı? Ben diyorum ki size sizinle paylaşacağım için public diyorum. Hmm. Bir tane var diyor bununla ilgili bir tane şey var diyor. Ben onu sileyim olmazsa hemen GitHub'a girelim. Onu sileyim ben. Şuradaydı sanırsam. Heh. Bunu ben sileyim arkadaşlar. Şöyle delete. Aynı repository tarafından var diyor büyük ihtimal. Parolayı da şöyle kaydedip bir şey yapalım. Sildim. Şimdi şu an ben tekrardan gönder diyeceğim. Shopping kart ya da YouTube Shopping kart diyeyim. Heh public olarak gönder diyeceğim. Bakın şu an gönderiyor. Evet, şu anda gönderdi. Şu anda gönderdi. Ben geliyorum profilime giriyorum buradan. Repostory'me diyorum. Bakın yüklenmiş YouTube shopping kart diye geldi buraya. Şimdi yapacağım işlem şu. Netlify yazacağım. Netlify netlify.com'a gireceğim arkadaşlar. Bakın burada yazıyor netlify diye. Sign up diyeceğim. Benim şu an giriş yapıldığı için yani bir hesabım olduğu için otomatik girecek burada zaten bana. Sonra ben diyeceğim ki new site from git. Yani git GitHub'tan bir tane projemi göndermek istiyorum. Eğer GitHub kullanıyorsanız, GitHub Bitbucket kullanmak istiyorsanız Bitbucket biz GitHub'ı kullanacağız. GitHub'a gireceğiz. Burada işte kabul etmek için önünüze bir şeyler çıkacak. Onları kabul edeceksiniz. Ve burada YouTube diyeceğim. Direkt benim zaten gönderdiğim kitabı olan projem burada çıkmış olacak. Buraya gireceğim ve tıklayacağım ve deploy site diyeceğim. Şu anda siteyi yükledi ve birazdan burada linki bana gönderecek ve şu an görüldüğü üzere linki bana gönderdi ve artık ben bu şekilde deploy etmiş oldum. canlı almış oldum. Bunu artık erişemeyeceğiz. Aa, eriştik aslında. Ben sildim o repos, repoyu ama. Neyse bu bizim projemiz. Bu şekilde güzel bir projeye çıkmış oldu arkadaşlar. Evet tekrardan bakalım kanalımıza abone olmuş musunuz? Şu şekilde. Evet. 2780 abonemiz var arkadaşlar. Kabone, kanala abone olun. Ve eğer iste, istediğiniz video varsa onu da söyleyin. Ben ona göre bir video listesi hazırlayayım. JavaScript de devam. Bunu da zaten büyük ihtimal JavaScript örnekleri kısmına koyacağım. Buradan devam edeceğiz. Bu şekilde güzel bir projeler çıkartmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Genelde yorum yapıyor, anlamadığı yerlere soruyor. Ben cevap veriyorum. Eğer anlamadığınız kısım varsa sormaktan çekinmeyin, değerli izleyenler. Bugünkü proje biraz yordu ve güzel oldum. Bu linki alıp artık tıkladıktan sonra arkadaşınıza artık annenize, babanıza, öğretmeninize, hocanıza gönderebilirsiniz ki yani bir site yaptığınıza dair veya GitHub'da paylaşırsanız direkt şuraya da göstereyim ben. About kısmına geleceksiniz ve diyeceksiniz ki şu linke tıkladınız ya bunu alın. Şu about kısmına web site diyor. Buraya kopyalayın, save deyin. Yenileyin artık. insanlar burada YouTube Shopping Cart tıkladığımızda bu şekilde görebiliriz. Evet arkadaşlar ben Emin Başbayan bugünkü videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.